Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 11 Kasım 2019. Pazartesi günündeyiz. Saatlerimizde 7.06'yı gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Tabii ondan önce dün bildiğiniz gibi 10 Kasım'da ülkemizin ve Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılında bir kez daha minnetle, saygıyla ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Bu mesajla birlikte programa başlamış olalım. Tabii ki Süper Lig'de 11. hafta geride kaldı 9 karşılaşmayla birlikte. Cuma günü Fenerbahçe 3, Kasımpaşa 2 sonucu alındı. Cumartesi günü Gençlerbirliği 2, Kayserispor 1 ki Kayserispor'da 2004 doğumlu Emre Demir bu maçta golü atan isim oldu ve Süper Lig tarihinin de en genç golcüsü. Yine kendisi olduğu büyük bir başarıya imza attı ama takımına tabii puanı getiremedi. Rizespor 1, Antalyaspor 0 sonucu alındı. Antalyaspor aslında çok fazla pozisyona girdi bu maçta ama önce Tarık Çetin'i, sonra da kırmızı kart gören Tarık'ın yerine oyuna giren Zafer Görgen'i geçemedi. Kırmızı beyazlı ekip ve bir sıfırlık mağlubiyet geldi ki dün de çıkan haberlerde Antalyaspor'un teknik direktör Bülent Korkmaz'la yolları ayırdığı bildirildi. Gün içinde resmi açıklama gelir diye düşünüyorum ve Sivasspor 2, Konyaspor 0. Sivasspor bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de 11. haftayı lider tamamladı. 21 puana yükseldi Yiğidolar ve özür diliyorum. Gaziantep 0, Galatasaray 2. Cumartesi gününün son maçıydı. Galatasaray da rahat bir nefes aldı bu galibiyette. Birlikte goller Ömer Bayram ve Feguli'den geldi. Fatih Terim burada hem rotasyona gitti hem de bir taktik değişikliğine gitti. Ligde henüz üçlü oynamamıştı Fatih Terim ama bu maçta Gaziantep karşısında üçlü savunmayla çıktı ve sonucunu da almış oldu. Ve pazar günü yine 4 karşılaşma vardı. Göztepe 1, Yeni Malatyaspor 1, Trabzonspor 1, Alanyaspor 0, Beşiktaş 1, Denizlispor 0 ve yine Başakşehir 2, Ankara Gücü 1 sonuçları alındı ve az önce de bahsettiğim gibi Sivasspor haftayı lider tamamladı. Arkasında 20 puanlı Fenerbahçe var ikinci sırada. Sonrasında 19 puanlı 4 takım geliyor. Trabzonspor, Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray. Onun ardından 18 puanlı 2 takım. Yeni Malatyaspor 7. Beşiktaş ise 8. sırada. Yani 1. Sivas'la 8. Beşiktaş arasında sadece 3 puanlık bir fark bulunuyor. Bu da ne kadar enteresan aslında, son yıllarda böyle bir puan marjı gördüğümü hatırlamıyorum 1 ile 8 arasında. Bu sezon Bundesliga'da buna benzer bir tablo görmüştük ama şimdi onlarda da sanıyorum ki farklar biraz açıldı. Evet, tekrar kontrol ettim, onlarda fark açılmış, bizde bayağı yakın gidiyor. Sonrasında Beşiktaş'ın altında Gaziantep var 15 puanla. Rizespor 14 puanlı 10. 13 puanlı Göztepe ve Konya 11 ve 12. sıradalar. Kasımpaşa 12 puanla 13. sırada. Denizlispor ve Antalyaspor 11'er puanla 14 ve 15. Küme düşme hattında ise 16. Gençlerbirliği'nin 10 puanı var. 17. Ankara Gücü 9 puanla ve Kayserispor 7 puanla son sırada yer almakta. Tabii ki bugün maçları, hafta sonu oynanan karşılaşmaları detaylı olarak değerlendireceğimizi söyleyelim. Tabii aslında Avrupa'da çok güzel karşılaşmalar vardı bu hafta sonu. Özellikle dün Premier Lig lideri Liverpool, Manchester City'yi konuk etti evinde ve 3-1'lik bir galibiyet geldi. Ev sahibi kırmızılardan 12 maç sonunda 11 galibiyet, 1 beraberlik oldu. 34 puanda şu anda Liverpool, en yakın rakibi Leicester City ve Chelsea ile 8 puan fark yaptı. Klopp'un öğrencileri ve Manchester City de 25 puanda kaldı. Liverpool'la puan farkı 9 oldu. Liverpool bakalım 30 yıl sonra Premier Lig'de, İngiltere'de şampiyonluk yaşayabilecek mi? Gerçekten büyük bir avantaj elde ettiler. Onu söylemek lazım. Leicester City yine Çağlar Soyuncu'nun takımı da Arsenal'i 2-0 mağlup etti. Bu haftanın önemli karşılaşmalarından bir tanesi de buydu. Ve Cenk Tosun, o da Everton'da bu sezon ligde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Onlar da 2-1 kazandılar. Southampton'ı mağlup ettiler. Cenk de 74 dakika sahada kaldı. Gol ya da asist katkısı yapamadı milli oyuncumuz. Ama ilk 11'de forma giymesi bence önemliydi bu hafta. Ve İspanya'da
Bakıyorum sürpriz sonuç yok. Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid bu haftayı galibiyetle kapatan takımlar oldular. İtalya'da haftanın maçında dün akşam Juventus'la Milan karşı karşıya geldi ve Juventus 1-0'lık sonuçla kazandı. Haftayı da yine lider tamamladı. Arkasındaki Inter'in de bu hafta Verona'yı 2-1 yendiğini söyleyelim. Bir puan fark var şu anda Juventus'la Inter arasında ama 3. Lazio'yla puan farkı bayağı bir açılmış. 7 ve 8 puanlık fark bulunuyor Juventus ve Inter'le. Yani bu şampiyonluk yarışı görünen o ki Juventus ve Inter arasında gidecek bir süre. Ve Almanya'da haftanın maçı Bayern Münih Dortmund'tu. Bayern Münih çok rahat kazandı bu karşılaşmayı. 4-0 yendi Lucien Favre'nin öğrencilerini ve aslında teknik direktörsüz sahaya çıktılar. Geçici olarak takım başında Hansi Flick var. Ki bu galibiyetle birlikte belki sezon sonuna kadar da takımın başında kalabilir. Henüz net bir teknik direktör adayı yok Bayern Münih'in. İşte Wenger en sıcak isim ama o da pek kolay gözükmüyor. Bayern Münih bu sonuçla birlikte 21 puana yükseldi ve 3. sırada lider Gladbach'ın 25 puanı var. Yani 4 puanlık bir fark bulunuyor Bundesliga'da da. Dortmund ise şu anda 19 puanla 6. sırada yer alıyor. Ve son olarak da Fransa'ya bakalım. Fransa'da da temsilcilerimizin takımı Lille Metz'le karşı karşıya geldi iç sahada ama maç golsüz berabere sonuçlandı. Zeki de Yusuf Yazıcı da maça ilk 11'de başladılar ve 90 dakika sahada kaldılar ama tabii ki bu galibiyete yetmedi. Paris Saint-Germain ligin lideri. Onlar da Brest deplasmanında 2-1 kazandılar ve 8 puan farkla liderliğini koruyor başkent ekibi. Lille ise şu anda 19 puanla 5. sırada yer alıyor. Evet, gündemi böyle özetlemiş olduk. Evet, devam ediyoruz. Sabah Spor'una 7-18 saatlerimiz. Gündemi özetledim. Süper Lig'de ve diğer Avrupa Liglerinde maçlar geride kaldı. Artık milli araya girdik. Bildiğiniz üzere bugün de teknik direktör Şenol Güneş'in bir basın toplantısı olacak. Onu hatırlatalım. Saat 14'te hat-trick saatinde. Şenol Güneş gündeme dair açıklamalarda bulunacak. Bildiğiniz gibi 14 Kasım'da önce İzlanda ile oynuyoruz. Sonrasında 3 gün sonra da Andorra deplasmanıyla birlikte Euro 2020 elemelerini noktalıyoruz. Tabii ki İzlanda karşısında alınacak bir beraberlikle birlikte Euro 2020'ye gitmeyi garantileyeceğiz. Galibiyetle birlikte tabii ki liderlik şansımız da devam edecek. Son maçta da Andorra'yı yenersek lider olacağız. Bunu da hatırlatmış olalım. Tabii hafta boyunca milli takımla ilgili detayları sizlerle paylaşacağız ama tabii ki belli bir sürede yine Süper Lig maçlarını konuşacağımızı söyleyelim. Barış abi günaydın. Siz de hoş geldiniz. Aynen. Ben gündemi özetledim. Süper Lig'de ve Avrupa'da güzel karşılaşmalar vardı. Özellikle Avrupa'da Liverpool, Manchester City ve Bayern Münih, Borussia Dortmund en önde gelen maçlardı ki ev sahipleri de farklı kazanmasını bildi. Evet. Liverpool 3-1 kazandı ve çoğu kişiye göre artık şampiyonluğu da buradan vermez diyorlar. Valla yani puan cetvelinde de tabii 8 puan Leicester City'ye fark attı. 9'da Manchester City. 9'da City'ye fark attı. Tabii bunun dışında oynadığı futbol da gümbür gümbür geliyor. Dolayısıyla sadece puan farkı değil. Çok rahat, çok akıcı bir futbolla, çok kolay sonuca giden bir takım. Fırtına gibi başladı. Çok zor geçebilecek bir karşılaşma olarak değerlendirmesine rağmen karşılaşma fırtına gibi girdi. Dolayısıyla sadece şu anda İngiltere Premier Ligi Avrupa'nın en güzel, en kaliteli ligi. Ama sadece Premier Lig'in değil, tüm Avrupa'nın en iyi futbolunu oynuyor Liverpool. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ni alırken bu sinyalleri vermişti. Bu sene Premier Ligi kazanabilecek bir performansı beklediğimizden de hızlı, beklediğimizden de etkili ortaya koydu. O yüzden şaşırtıcı bir durum değil. Yani Jürgen Klopp'un Liverpool'da neler başardığını, özellikle bu sezona hiç transfer yapmadan başlamış olmasını da dikkat çekmek lazım. Yani geçen sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp üzerinde de bir 50 milyon euro harcamadı. Aynı kadroyla, aynı takımla bu sezona çıktı. Bir tek yedek kaleci aldılar. O da mecburiyetten. Evet, o da hani bulunsun için diye. Zaten bedavaya aldılar bonservisi. Yani dolayısıyla hiç para harcamayan, hiç transfer yapmayan bir takımın hakikaten nasıl bir sistem takımı olduğu, nasıl bir kompakt karaktere, bir bütünleşme içerisine, bir dayanışma, uyum içerisine girdikleri Jürgen Klopp yönetiminde tam bir anlamıyla bir transformasyon ve hakikaten derslik bir takım oldu Liverpool.
Büyük de keyif veriyor. Her maçını izlemek büyük keyif veriyor. Ne olursa olsun. Yani dün Beşiktaş maçıyla çakışıyordu. Ben itiraf edeyim hani çoğunlukla yani ikisini aynı anda açtım. Birini bilgisayardan biri televizyonda. Hı-hı. Hani gözüm tabii ki Liverpool City'ye daha fazla kaydı. Çünkü diğer tarafta da çok keyifli bir oyun yoktu açıkçası. Yok yani tabii şimdi bizim ligimizle yani Beşiktaş Denizli maçını ayrıca konuşmak lazım tabii ama yani bizim ligimizde Premier Ligi yan yana koymak arabayla bisikleti yan yana koymak gibi bir şey. Dolayısıyla tabii ki öyle yapamayız ama yani Beşiktaş Denizli maçının talihsizliği dediğin gibi yani herkes bunu senin gibi itiraf eder ya da edemez. Aklı Liverpool City maçındaydı her Beşiktaş Denizli maçına döndüğünde. Bu böyledir yani yapacak bir şey yok bununla ilgili. Ama dediğim gibi yani Liverpool sadece Premier League değil. Şu anda Avrupa'nın en iyi takımı. Jürgen Klopp da Avrupa'nın en iyi hocası pozisyonunda. Yani hangi bütçeye, hangi süreçle Liverpool'un futbolunun takım olarak kimliğinin, karakterini yani baktığın zaman Fabinho'lar, Henderson'lar, şunlar bunlar yani öyle oyuncularla öyle bir takım yaptı ki hem oyuncular üzerine koydu hem de iki kere yani 2 artı 2 7 etti. Dolayısıyla teknik direktörlük böyle bir şey. İyi oyuncuyu bulmak ve ondan daha iyi performans üretebileceğin oyun sistemini ortaya koymak, taktik formasyonu ortaya koymak ve bunu birlikte sürdürülebilir kılacak şekilde bir uyuma, takım uyumuna saha içi ve saha dışı ulaşmak konusunda zannediyorum Jürgen Klopp zirve yapmış vaziyette. Ne kadar övgü yapılırsa o hepsini hak ediyor diye düşünüyorum. Evet, Liverpool'da bir de en büyük yatırım yapılan oyunculardan biri Naby Keita çok fazla forma şansı da bulamıyor. 80 milyon euro bonservis ödemişti Leipzig'ten oyuncuya Liverpool ama o bile hani orta sahada oynamazken Henderson'da takımın eskisi belki de en zayıf halkası Fabinho tekrar forma girdi. Wijnaldum çok iyi işler yapıyor orta sahadan. Orta sahası o kadar gösterişli olmamasına rağmen bu kadar iyi bir performans etkileyici. Ya, bekleri çok iyi. Yani her oyuncusu çok iyi. Yani ön taraf zaten. Ön tarafı evet saymıyorum. Yani onu saymaya bile gerek yok. Yani o Bermuda şeytan üçgeni gibi bir şey oldu orası. Evet. Ama arka taraf, ön taraftaki üçlünün arkası da yani bir Manchester United'ın Alex Ferguson'la Premier Lig'e yıllarca damga vurduğu bir kadrosu vardı. Oralarda da o yani hepsi çok sivrildi oyuncular ama gösterişsiz gibi gözüküp de müthiş bir o iki yönlü futbol, endüstriyel futbolu ortaya koyan, topu son derece iyi dolaştıran, top neredeyse sende veya rakipte doğru pozisyon alan ve doğru yardımlaşan bir takım çok efektif oynuyor Liverpool. Yani baktığın zaman Liverpool'da hiçbir anlamsız koşu yapan, anlamsız bir müdahale yapan, kontrolünü kaybeden, zayıf düşen bir oyuncu ya da bir yerde bir destek vermesi gerektiği halde o desteği veremeyen, geride kalan, aksayan bir şey göremiyorsun. Hani derler ya en zayıf halkan kadar güçlüsün diye. Yani neresi Liverpool'un en zayıf halkası? Onu bile söylemek çok kolay değil. Dolayısıyla yani en zayıf halkası kadar güçlü bir Liverpool tarif ederken ne kadar güçlü bir zincir olduğunu Liverpool takımının kalecisinden en ilerideki Muhammed Salah'a kadar hakikaten çok takdir edecek bir takım. Namalup lider. Evet, bir beraberliği var. Yani 12 maçta 11 galibiyet. Şu ana kadar. Evet. Olağanüstü bir performans ki ya burası Premier Lig düşün yani. Bir dönemin Alex Ferguson'un Manchester United'ın yaptıklarının yani günümüz futbolunda daha iyisini yapıyorlar. Evet. Klopp ve Guardiola'nın tabii rekabeti de enteresan. Klopp'un 18 karşılaşmada 9 galibiyeti oldu Guardiola'ya karşı. Guardiola'nın 7 galibiyeti var. 2 de beraberlik çıkmış bu iki takımın, bu iki teknik direktörün. Maçlarında tabii Almanya'dan da süre gelen bir rekabet var. Orada Bayern Münih ve Dortmund arasında. Şimdi Premier Lig'e taşındı ama Klopp'un da buradaki üstünlüğü açık ara devam ediyor. Bakalım ipi göğüsleyecekler mi? 30 yıl oldu en son İngiltere'de şampiyonluğa ulaşalı Liverpool. Çok yaklaştıkları 2 sene vardı. Bir geçen sene bir de yine Gerrard'ın oynadığı dönemlerde ama sona ulaşamamıştı Liverpool. Bakalım bu sezon çok daha yakınlar. Daha Kasım ayında City'ye 9 puan fark gerçekten olağanüstü Liverpool adına. Diğer tarafta Bundesliga'da da çok önemli bir karşılaşma vardı. Esport 2'den o da ve Esport Plus'tan yayınlandı. Bayern Münih 4, Dortmund 0. Burada tek taraflı bir maç olduğunu söylemek lazım. Ev sahibi teknik direktörsüz diyebiliriz. Geçici bir teknik adam var Hansi Flick. Onunla birlikte farka koştu. 4-0 kazandı. Lewandowski rekorlar kırmaya devam ediyor. Ligin ilk 11 maçında da gol attı.
Polonyalı golcü. Gerçekten enteresan bir süreç onun adına da, 31 yaşında ve yani adeta yıllanmış şarap gibi her sene üzerine koyuyor, istikrarlı, sakatlanmıyor, 90 dakika sahada kalıyor bu oyuncu ve bu kadar fazla katkı vermesi de ve teknik adam değişmesinde lige iyi başlamamalarına rağmen tek başına belki de ayakta kalıyor Bayern Münih'te. Onu da takdir etmek lazım. Gerçekten şu anda herhalde dünyanın en iyi 9 numarası desek yanılmış olmayız kendisine. Ve dünden de bir anekdot paylaşayım hemen. Juventus Milan maçı vardı. Evet. Juventus'ta Ronaldo 55'te yerini Dybala'ya bıraktı ve çok sinirlenmiş. Ben izlemedim maçı. Yedek kulübesine uğramadan soyunma odasının yoluna tutmuş. Ronaldo tabii böyle şeylere alışık değil. Maç içinde alınmaya. Ama değişikliğe mi sinirleniyor yoksa sakatlığına mı üzülmüş onu anlamadım. Çünkü Sarri de maçtan sonra dizindeki sakatlık nedeniyle onu oyundan aldım ifadesini kullanmış. Bakalım orada enteresan işler olabilir yani, gibi duruyor. Dizindeki sakatlığa sinirlenmiş de olabilir. Yani ben onu düşündüm sonra. Yani, yorum yapmak için erken herhalde. Biraz daha. Evet, bir anlayalım. Evet, anlamak lazım neler olup bittiğini. Bir anlayalım. Sarri'nin açıklamasını gördük. Çünkü Sarri de Ronaldo 55 dakikada çıkarmaz zaten. Yani Messi, Ronaldo o dakikalarda çıkacak. Çıkacak adamlar değil zaten. Yani çıkarmaz. 55'te çıkarmaz. Hatta 75, yani 75'te falan çıkarsa anlayacağım. 80'de çıkarsa anlayacağım ama 55'te Ronaldo, yani Ronaldo'suz daha iyi oynayacak Juventus. Taktik değişikliği, yürümüyor bu iş böyle. 55 o değişiklik. Anlatabiliyor muyum? Onun için orada bir sakatlığa bağlı ve Ronaldo da çok hırslı bir oyuncu. Yani hazırlık maçını bile kaçırmak istemeyen bir oyuncu. Real Madrid'de öyleydi. Dolayısıyla ben daha fazla zannediyorum hani Sarri ile arasında bir sorun olduğunu pek tahmin etmiyorum. Şaşırtıcı olur öyle bir şey olursa, Sarri lüzumsuz bir iş yapmış olur. Çünkü Ronaldo gibi bir oyuncu, bir de hani hakikaten Juventus toparlanıyor, giderek toparlanıyor. İşte Inter'le liderlik mücadelesi veriyor. Zaman zaman temposu düşüyor ama ne olursa olsun Juventus kötü oynarken bile, temposu düşerken, beklenmedik puan kayıpları yaşarken bile bu sezon eskili Juventus'a nazaran daha cansız bir Liverpool izliyoruz. Juventus izliyoruz ama yine takımın en iyisi Cristiano Ronaldo yani. Ya bu kötü Juventus'un da, yani kötü derken eski Juventus'lara göre, yoksa İtalya Ligi'ni kasıp kavuran bir Juventus var yıllardır. Bu sezon biraz daha zorlanan bir Juventus var. İşte Inter Conte ile başka bir şey oynamaya başladı ve hakkıyla liderlik mücadelesi veriyor. Maç fazlasıyla lider olmuştu Juventus Milan maçına çıkarken. Juventus da yani dediğim gibi Şampiyonlar Ligi için yeterli değil Juventus'un bu temposu. Bu şeyi, enerjisi maç içerisinde genele yaydığı enerjisi eski Juventus aratıyor ama Ronaldo yine Ronaldo ve yani ne oluyorsa yine Ronaldo'nun ayağından çıkıyor Juventus'ta. Dolayısıyla onu 55'te oyundan almak demek ancak bir sakatlıkla vesaire izah edilebilecek bir şey futbol, bugünkü futbol şeyi içerisinde. Messi'nin geçen bir açıklaması vardı Barış abi. O da şunu sormuşlar, işte oyundan alınmak mı yedek kulübesinde oturmak mı diye. O da ben yedek kulübesinde oturmayı tercih ederim dedi. Oyundan alınmayı hiç sevmiyorum. Hani maça başlayıp ilk 11'de sonrasında oyundan alınmak bu gibi oyunculara kötü etki ediyor. Şöyle, yedekte tabii oturup sonradan girmeyi tercih ediyorlar. Yedekte oturmakta şu var onlar açısından. Yani beni oynatmaya gerek görmüyor. Beni biraz dinlendiriyor. Hani Messi'siz de kazanabiliriz. O çok rahatsız etmiyor Messi'yi. Ronaldo'suz da kazanabiliriz. Çok rahatsız etmiyor onların kalbini. Ama oyundan alındığında seninle olmadı. Senin olmadı, sensiz deneyeceğiz. Hele maç 0-0 iken gerideyken. Yani tabii o çok yıkım onlar için. Çünkü dünyanın en iyileri bu oyuncular. Kolay değil o dünyanın en iyisiyken oradaki bir değer kaybı, bir karizma çizilmesi falan onlar için çok ağır oluyor. Ama futbolda bunlar da var. Yani bir gün bunlar da başlarına gelebilir. Dolayısıyla o şöhret hastalığına kapılmamalı lazım. Zirvede herkes, yani kimler ne zirvelere çıktı da oralardan indi. Zirvede kalabilmek diye bir şey yok hayatta. Bir müddet kalabiliyorsunuz. Ondan sonra hayatın gerçeği bu. O gerçekle bir gün yüzleşecekler. Ama o gün bugün değil, Messi için de Ronaldo için de, bunları biliyoruz. Evet, Gürhan da bize bir mesaj göndermiş. Maç öncesi Ronaldo'nun oynayacağı şüpheliydi sakatlığından dolayı. Maç içinde de istediklerini yapamayan bir görüntüsü vardı demiş. Ben maçı tabii takip etmedim ama dinleyicimizin mesajı bu şekilde. Yani olmuş. sakat oynayan, sakatlığına bağlı olarak da beklentileri karşılamayan bir Ronaldo'nun hani oyundan alınması izah edilebilir bir şey. Dediğim gibi yine sonuçta sakatlığa bağlı. Ama Ronaldo bunu kabul etmek istemeyebilir. Böyle bir şey olabilir Sarri'ler arasında. Hani ben iyiyim, oynuyordum falan gibi.
daha fazla riske edilmemesiyle alakalı da Ronaldo bazen o sınırı bilmiyor. Yani herkes kendini bilir ve kendini korur ama Ronaldo zorlayan da bir oyuncu kendini. Çünkü fizik olarak çok güçlü. Çok emek veriyor kendine fizik olarak. Dolayısıyla bazı sakatlıkları da dikkate ve ciddiye almıyor. O da o daha büyük tehlikeyi kendisi için yaratabileceğini zaman zaman göremeyebilir o hırsıyla. Belki öyle bir şey vardır. Bir de dinleyicimizin mesajıyla da reklama gidelim. Tezcan yazmış. Türkiye Ligi'ni bırakıp Avrupa Ligi ile programı açmanız ne kadar doğru sizce demiş. Dün Rıdvan Dinmen mesela maç sonu programında sanıyorum bir ifade kullanmış. Keyifsiz bir hafta sonu benim için işkence gibiydi demiş Süper Lig için. Ben de ne kadar geç konuşursak o kadar iyi diyerek uzatıyorum. Bir de öyle bakma. Öyle bakmasın. Yani senin dediğin ya da Rıdvan'ın dediği de veya senin dediğin de değil. Ben mesela öyle düşünmüyorum ikiniz gibi. Lig bizim ligimiz. Bu programda, bu radyoda Türkiye'nin spor radyosu. Dolayısıyla tabii ki dinleyicimiz haklıdır. Öncelikle ligimizi konuşmamız gerekiyor. Öncelikle işimiz bu. Ne iyiyse onu yapacaksak o zaman NBA konuşalım yarım saat önce bir kere. O basketbol, oradaki basketbol çok daha kaliteli bir spor organizasyonu olarak falan. Ama o değil. Biz burada daha çok hani sınıf derse girer de hani bir herkes bir yerleşene kadar önce bir light bit konuşma olur. Hı hı. Onun gibi düşünsünler. Yani bir araya geldik, toplandık, ısınıyoruz yavaş yavaş. Asıl konulara girmedik. Bu girizgah. Herkes geldiyse, herkes oturduysa başlayalım gibi. Yarım saat sonra başlayacağız. Yani onu öyle görmelerini ben tercih ederim. Yoksa dinleyicimiz haklı. Yani şimdi bugün Türkiye Ligi oynanmış, pazartesi bugün, hafta başı. Ondan sonra işte büyüklerin maçları yavaş yavaş zirve şekillenmeye başladı. Büyükler birer puan arkayla sıralanıyorlar. Sıralanamıyorlar gerçi. Aralarında takımlar var ama birer puan farkları kaldı. Evet. Yavaş yavaş işte Galatasaray'da ciddi bir revizyon oldu. Bir ciddi bir anlayış değişikliği oldu. Fatih Terim orada taşları yerinden oynattı. Netice de almaya başladı. Beşiktaş'ın toparlanmaya başladığını zaten söylüyorduk. O arkasını getiriyor yavaş yavaş. Beşiktaş daha fazla dakikaya yayıyor o canlı futbolunu. Ama daha farklı kazanabilecekken niye bir sıfır kazandı? Başka etkenler neler? Hakem faktörü veya Türkiye'nin hakemliğinin geldiği nokta VAR'la birlikte. Çok şey var bu hafta konuşulacak. Fenerbahçe zirve yarışını takip ediyor, sürdürüyor. Zorlansa da Emre Belözoğlu olmadan yine winner takım olmaya doğru. Bu sene şampiyonluk yarışında olacağını her an hissettireceği bir performansı var Fenerbahçe'nin. Ondan sonra Trabzonspor keza aynı şekilde Fenerbahçe gibi. Beşiktaş toparlanıyor. Galatasaray çok kritik, zorlu bir dönemden geçti. Çok bilgi var Galatasaray'da. Taraftarlar, Fatih Terim, Mustafa Cengiz. Erken seçim gündemde şu anda. Bir sürü konu var. Yani bunlar bir de hafta başı olması itibariyle ve ne oldu? Şimdi milli araya giriyoruz, milli takım falan derken çok şey var konuşacak. Ama bunlar asıl konularımız olmakla beraber asıl yani gündem. Dolayısıyla saat daha 7.30. Acelemiz yok. Yeni yeni insanlar geçiyorlar arabalarına ya da metrobüslere biniyorlar. Telefonlarını kulaklarına takıyorlar. Kulaklıklarını daha yeni uyanıyorlar. Biz de şöyle bir Avrupa turu yapıp ana menüye gelsek çok da yanlış olmaz anlamında ben seninle sohbet ediyorum. Ama sen diyorsan ki mümkün olduğu kadar girmeyelim Türkiye'ye. Ben öyle düşündüm. Çünkü gerçekten var ya, ben de keyif almadım. Yani Rıdvan Dilmen açıklamasını sonra gördüm ama sürekli hakeme itiraz ya maç oynanmıyor ama sürekli hakeme itiraz izledik bu hafta. Ama bunu da konuşmak gerekiyor. Yani sonuçta keyif al veya alma. İşimiz bizim bu. En keyif aldığımızı konuşma lüksümüz yok. En keyif aldığımızı konuşalım. Premier Lig'le açalım. NBA ile kapayalım. Oluyor mu o zaman yani? Tabii ki konuşacağım ben yani hiç. Onun için işimizi yapmak zorundayız. Keyif almıyorsak neden keyif almadığımızı konuşmak da bir konu. Ha, niçin orada öyle de niçin böyle? Nitekim dönüp dolaşıp laf buraya da geliyor. Altyapıya geliyor. İşte Premier Lig'deki anlayışa geliyor. Oradaki teknik adam, oradaki profesyonelliğe, oradaki hakemliğe, oradaki vara. Yani yine hep örnekliyoruz ister istemez. Sonuçta Türkiye Ligi'ni konuşurken de söz öyle ya da böyle gidiyor. En işte hedef olarak aldığımız, ilham almaya çalıştığımız, benzemeye çalıştığımız, doğru örnek olarak ortaya koyduğumuz liglere, oradaki takımlara, oradaki hocalara, oradaki oyunculara, oradaki mekanizmalara, oradaki zihniyete, kısaca anlayışa den vuruyoruz zaten. Yani başka türlü de bizim ligimizde neden hoşnut olmadığımızı başka neyle anlatacağız? Doğru örneklerle anlatacağız. Ha, bunlara uymayan
Yani orayı hedef olarak alıp oraya doğru gidemeyen, gitmeyen, işine gelmeyen veya işte onu beceremeyen, o vizyonu olmayan yönetici profiliyle de futbol ne kadar ileriye gider? Bunu zaten bizden çok eleştiren de yok bu ülkede 20 senedir. Evet, devam ediyoruz. Sabah sporuna 7.40 saatlerimiz, dönüyoruz. Süper Lig'e dün kü maçlarla başlayalım Barış abi. Beşiktaş Deniz Spor. Yani bu şey yaptın şimdi yani. Bu hani pazartesi sabahı ilk ders. Yani hoca sınıfa girip x kare artı y eşittir bilmem mi diye yazmaz tahtaya, değil mi? Ne yaptınız çocuklar? Hafta sonu nasıl geçti falan. O sohbeti bitirdik. Bitirdik artık. Şimdi derse giriyorsun yani. Aynen, mecburen. Buyur hocam. Giriyoruz. Peki. Derse çok istemesem de haftanın başı böyle itibariyle. Böyle matematik sevmeyen matematik hocası görmedim ben. Gelme ya, kardeşim o zaman. Futbolu aldım. Seviyorum da işte. Boş geçerdi ders. Biz de arkadaşlarla eğlenirdik. Zaten bir tane öğrenci eksik gördüğünüz gibi. Öğrencinin biri yok bugün. Evet. Bugün bir öğrencimiz yok. Mazeretli. Mazeretli. O yüzden o ekiti bakalım. Biz de mecbur geldik. Programı yapacağız tabii. Ali nerede? Gelmedi mi bugün diye sen söylesene şimdi. Yoklama alıyorum şimdi. Evet. Ali abi yok. Yani bu kadar isteksiz ders yapacaksan o zaman yapma. Biz de boş ders çıkar top oynarız arkadaşlar. Vallahi güzel olur. Özledim o günleri. Güzel sen, oluyordu. Sen burada öğrenci pozisyondayız. Öğretmen evet. Pozisyondayız. Gerçi evet, öğretmen içinde doğru. Ben kendim hep öğrenci. Öğrencilikten çıkamadım. Sen git öğretmen odasına çay içe. biz takılırız vallahi arkadaşlarla, hiç problem değil. Evet, Barış abi, Beşiktaş maçı. Dünkü karşılaşma. Enteresan kadro tercihi vardı Abdullah Avcı'dan. Özellikle maçın başında Caner Erkin'i sağ açıkta gördük. Son yıllarda pek görmediğim bir mevki Caner Erkin için. Sol ön gördük. Şimdi gördük de iyi mi oldu? Kötü oldu. Yani şimdi baktığın zaman garip bir Beşiktaş izledik maçın başında. Mesela ben Beşiktaş'ın YouTube videolarında da Ajansspor'un YouTube videolarında da son birkaç defadır söylüyorum. Beşiktaş toparlanmaya başladı. En kötü anlarda, karanlığın en koyu olduğu anlarda bile şu vardı Beşiktaş'ta. Bunu Radyo Spor programlarında da çokça söyledik. Buraya dikkat edin, edin dedik. Dikkat çektik. Abdullah Avcı'nın etrafında kenetlenmiş, Abdullah Avcı'yı seven, Abdullah Avcı ile ilişkileri iyi olan bir Beşiktaş takımı vardı. Yani en kötü günde bile Beşiktaş'ın tutunacağı dal oyuncularla hoca arasında bir soğukluk, bir mesafe değil. Aksine hocaları için, yani istenilen performansı ortaya koyamayan oyuncuların, isteyen performansı ortaya koyamayan takımın teknik direktör için üzüldüğü bir Beşiktaş vardı. Hocanın üzülmesine ve eleştirilmesine dertlenen bir Beşiktaş takımı vardı. Bunu o tarihte altını çizerek söylemeye çalıştım. Bu duyumlarımız tabii, bunlar bizim. Biz bunu izleyip görebilecek pozisyonda değiliz. Gözlemleyebilecek pozisyonda değiliz ama içeriden gelen istihbarat buydu. Biz de bunu aktardık ve bu dedik ki bu çok önemli bir asettir. Çok önemli bir sermayedir. Beşiktaş eğer toparlanacaksa bununla toparlanacak diye. Nitekim, yoksa Beşiktaş takımının kalitesinden, işte set hücumunda topu ayağına aldığında kapalı savunmaya çözüm üretemeyecek kadar dar alandaki teknik kabiliyetinin yetersizliğinden ne kadar bahsettiysek, o bahsettiklerimiz bugün de üst üste 3 galibiyet yapan ligde Beşiktaş için geçerli. Yani o değişmedi. Beşiktaş yeni çok virtüöz, dar alanda sorun çözen, adam eksilten, sihirbazlık yapan oyuncularla rakibi çözmeye falan başlamadı. Böyle transferler falan yapmadı. Yine sonuçta Enkudu'yla, yine Diaby'yle, yine Boyd'la, Enleni'yle, Burak'la oynuyor günün sonunda, öyle değil mi? Şimdi evet. Fakat değişen bir şeyler var. Ve o değişen şeylerin, Beşiktaş'ın iyiye gittiğini hissettiğimiz, müjdelediğimiz Beşiktaşlara ve bugün bunların artık realize olmaya başladığını gördüğümüz manzara içerisinde bu oyuncuların hepsinin daha iyi performans bireysel olarak ve takım halinde sergilemeye başladıkları alakalı. Daha canlı, daha istekli, daha ortaya, sahaya enerji koyan görüntü vermeye yeterli mi? Değil. Ama işte Süper Lig seviyesinde, Süper Lig kalibresinde netice itibariyle Beşiktaş büyük takım ve kalite olarak yetersiz de görürse bu kadro, işte yıllar içinde zayıflayan bir daha bir kadro olsa, günün sonunda seri galibiyetler de alabilecek, zirveye de zirve yarışına da ortak olabilecek bir kadrosu da vardı. Eleştirilen şeyler eksikliği devam ediyor. Onları daha az Beşiktaş o eksiklerinden dolayı daha az zarar görmeye başladı son haftalarda. Bir şekilde kazanmayı başarmaya başladı. Bu da hem doğruları yapmasıyla alakalı hem özgüven kazanmasıyla alakalı. Bu çok önemli bir konu. Özgüven kazanması takımın. Moraller düzeldi. Abdullah Avcı biraz daha o baskıyı
daha az hissetmeye başladı. Takım biraz daha üretkenliği artınca biz yapabiliyormuşuz hissiyle birlikte kendine güveni geldi. Ve göstere göstere Beşiktaş toparlıyor. Ha, yeterli midir? Şampiyon olur mu Beşiktaş? Bunu söylemek için çok erken. Yetersiz çünkü hala Beşiktaş takımı. Yani iki galibiyet üstüne içerideki Denizli fikstürü çok uygun bir fikstürdü. Yani çok zor bir fikstür değildi. Beşiktaş daha rahat, daha canlı, daha etkili başlaması gerekirdi. Başlayamadı. Ama bunda ben sana söyleyeyim. Beşiktaş'ın yetersizliğinden ziyade Abdullah Avcı'nın pek anlayamadığımız tercihleri sebep oldu buna. Yani Burak'ın arkasında, tamam, Burak ayrı bir paragraf. Burak Yılmaz yeterli değil. Bir kere kondisyon olarak yeterli değil. Burak çok kötü. Şu anda maç eksiği, antrenman eksiği çok belli ediyor. Zorla oynuyor. Yani sanki daha sezonu açmamış gibi. İşte o sakatlık, takımdan ayrı kalmak vesaire. Burak'ı çok etkilemiş. Yaşı da 34-35 artık Burak'ın. Yani hani çabuk toparlayabilecek şey de değil, yaşta da değil. Dolayısıyla çok top kaybı yapıyor. Kondisyonu yetersiz. Dolayısıyla koordinasyonu da yetersiz takımla birlikte. Arkasında etrafında oynayan oyuncularla birlikte. Burak ayrı bir hikaye. Ama Burak'ın dışında Beşiktaş takımında hemen Burak'ın arkasındaki üçlü Laiç, Caner ve Diaby'den kurulan üçlünün yerleri yanlıştı. Yani karma karışık bir şeyle başladı Beşiktaş ve önce bunun bocalamasını yaşadı. Zaten Burak ileride bir Lewandowski olmaktan çok uzak. Zaten etkisiz bir Burak'ın arkasında etkisiz de bir ofansif üçlü olunca Beşiktaş beklenen futbolu oynayamadı ilk bölümde. Ondan sonra Caner sola, Diaby sağa, Laiç ortaya geçince üst üste pozisyonlar geldi. Arka arkaya akmaya başladı Beşiktaş. 22-23'ten sonra sanıyorum. Evet, yani ilk yarım saatten sonra diyelim, 20 dakikadan sonra diyelim, senin dediğin gibi akmaya başladı Beşiktaş. Bu ilk 20 dakikayı anlayamadım. Neden böyle bir şey denediğini anlayamadım. Ona verecek bir cevabım Diaby yok. Diaby hep Burak'ın arkasında kullanmayı tercih ediyor son maçlarda. Hatta Diaby'yi kesmemek için Laiç'i de sola atıyordu. Sağda bu sefer Lens de olmayınca mecburen Caner'i de kesmek istemedi herhalde. Oraya koydu ama baktı olmuyor. Olmuyor. Yani değiştirdi. Caner orada hiç olmuyor. Bana sorarsan Diaby merkezde, Burak önünde anlaşamıyorlar. Orada bir uyum yok. Laiç'i sola koymak demek Laiç'in performansını, yani çizgiye yaklaştırdığın zaman Laiç'i bir %30 falan kaybediyorsun Laiç'ten. Yani şu anda Beşiktaş değil, hiçbir takımın Laiç kalibresinde bir oyuncudan %30, %40 kaybetme lüksü olduğunu düşünmüyorum. Yani elinde daha başka Laiçler vardır falan filan da bir tanesinden %30 kaybedersin çizgiye koyup. Ama senin elinde zaten bir tane var bundan. Böyle bir oyuncu bir tane. İkinci bir Laiç yok. Birçok takımda için geçerli bu. Öyle bir oyuncun varken tutunacaksın ve ondan %100 almaya çalışacaksın. Bırak %70'e razı olmayı. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka Laiç merkezde oynaması lazım. Çizgilere yakın değil. Oyunun merkezinde oynaması lazım ve forvet arkası oynaması lazım. Bu açık. Yani bunu değiştirmeyi denemek Beşiktaş'a sadece zaman kaybettiriyor. Ya dakikaları boşa gidiyor. Yani bir 90 dakikan var. Altın değerinde her dakikası. Kazanmak zorundasın. Evinde oynuyorsun. Denizli gibi zayıf bir rakibe karşı oynuyorsun. Üst üste iki maç kazanmışsın, toparlanmışsın, momentum yakalamışsın, üstüne inşa etmen lazım. Niye böyle arayışlar? Ben anlayamıyorum. Vardır bir bildiği, bir şey denemiştir. Olmadığını görmüştür. 20-25 dakika sonra doğruyu bulmuştur ve Beşiktaş toparlanmıştır. Ondan sonra ikinci yarıda zaten daha etkili bir Beşiktaş vardı. Burada daha etkili bir Beşiktaş, daha atlet bir Beşiktaş, daha çabuk oynayan, daha istekli, sahaya enerji koyan bir Beşiktaş. Doğru 11'e ve doğru sahaya oyuncuların yayıldığı bir 11'de fark yaratmaya başladı zaten. Enkudu'nun girişi de herhalde önemli. Enkudu, zaten Enkudu tabii orada Enkudu hem çok güzel bir gol attı hem de Beşiktaş'ta işler yoluna girmişken Enkudu da bu takımın iyi oyuncularından, kariyerli oyuncularından ve çabuk oyuncularından her şeyden evvel. Beşiktaş'ta moraller düzeldiğinde takım doğru dürüst bir pas organizasyonunu ve dikine ayağı futbolu, çabuk futbolu oynamaya başladığında Enkudu lazım. Yani o bu oyuncu işler yolundayken lazım Beşiktaş'a. İşler yolunda değilken zaten kaybolup gidiyor. Takıma çekip çevirecek, alıp başka bir yere taşıyacak bir oyuncu değil Enkudu. Ama işler yolundayken çabuk oynayan ve savunma hücum geçişini doğru yapan bir Beşiktaş'ta Enkudu
mutlaka sahada olması gereken ve fark yaratabilecek bu anlamda bir oyuncu. Onu da geç aldı oyuna. Daha erken alsaydı daha rahat Beşiktaş kazanırdı. Sadece Enkudu'nun oyuna geç girmesi, Beşiktaş'ın ilk 25 dakikayı çöpe atması değildi. Beşiktaş o iki galibiyetin üstüne kazanma arzusunu sahaya yansıtmıştı. 1-0 sadece bunlardan dolayı değildi. Hakem faktörü de vardı. Anlaşılmaz bir hakemlik performansı var. Bir kırmızı kart var. VAR mekanizması varken bu kırmızı kartın atlanması. Hadi hakem süzemiyor pozisyonun ciddiyetini diyelim. Sarı kart veriyor. Nasıl VAR onu kırmızıya çeviremiyor? Çevirmiyorsa VAR'ın ne işi var? Hakem o, öyle yorumladı diye herhalde ben devreye girmedi şimdi, düşünüyorum. Hani sonuçta konuşuyorlar ya Barış şimdi, abi. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bu eğer hakem öyle yorumladı. Yani ben gördüm kırmızı kart bir şey yok dedi Özgür Yankaya tamam, büyük ihtimal. Tamam ama, dedi VAR'da. Şimdi orada VAR ve Özgür Yankaya'yı birbirinden ayırmıyorum. Skandaldır bu. Anlatabiliyor muyum? Yani ben öyle gördüm. Şimdi ben öyle gördüm, öyle yorumladım. Hakemin yorumu olduktan sonra VAR karışamaz falan bunları diyoruz, biliyoruz. Protokolün ne olduğunu biliyoruz. Hep de anlatıyoruz papağan gibi aynı şeyleri. Herkes de başka söyleyecek bir lafı yok bu konuda zaten. Herkes bunu söylemek zorunda. Mikrofon karşısında kim geçerse televizyonda, radyoda, gazetede fark etmez ama yani bu böyle izah edebilecek bir şeydi ya. Ben böyle gördüm de o zaman VAR'ı koymaya gerek yok. Ben böyle gördüm denecekse tamam. Kaldıralım VAR'ı o zaman. Boşuna yatırım yapmayalım. İnsanlar da gitsin evlerine, çoluğuna çocuğuna gitsinler o zaman yani. Ben böyle gördüm. Sen böyle gördün, yanlış görüyorsun. Yani o zaman VAR'ın uygulanmasıyla ilgili bir revizyona ihtiyaç var yani. Ya bu pozisyona ben böyle gördüm diyeceksen o zaman VAR da şunu diyecek abi o zaman diyecek, tamam mı? Başlatma protokolünü. Mesela VAR'ın başında ben oturuyorsam Hakan Ceylan mıymış kimmiş? Ben derim ki hocam o zaman biz burada eşek başı mıyız derim. Ağzımı bozarım artık, anladın mı yani? Şimdi orada sen suça ortak oluyorsun çünkü, anladın mı? Görüyorsun orada. Hakan suça ortak Ceylan'mış. Hakan yani. Ceylan değil mi? Yani orada demesi lazım ki hocam, Özgür hocam biz eşek başı mıyız burada, sen her gördüğün böyle ben gördüm deyip geçiştireceksen. Ya adama aşil tendonuna, tamam mı? Adam bundan sonra sakatlayıcı, bundan tabanıyla geliyor. Ya sen buna gidip bak, bakmıyorsan ben kalkıp gidiyorum buradan. Şimdi egzajer ediyorum ama yani iş bu noktaya geliyor. Yani insan, biz de burada çoluğumuzu çocuğumuzu bıraktık geldik iş yapıyoruz. Yani sen de bize bu kadarsa hocam bu kırmızı kart ya. Gel şuna bir bak. Ya gel şuna bir bak hocam. Yok bakmıyorum ben gördüm. Ben de gidiyorum o zaman. Kendini yönet. VAR'daki hakemler kızıp küsüp oyuna kalkıp gidiyorlar. İş buraya mı gelsin yani? Ya iş buraya gelmesi gerekiyor çünkü, anlatabiliyor muyum? O zaman niye oturuyorsun Hakan Ceylan sen orada? Bak VAR'ı yönetenler, VAR'ı şey yapanlar burada. Danışmanı, VAR'ın başındaki Barış Şimşek, VAR koordinatörü falan. Ya 3 aydır gelecekler, daha gelemiyorlar buraya. Birader ne korkuyorsunuz ya? Radyo burası, bir şeydir yemeyiz adamı. Yok o oldu, yok bu oldu, işimiz çıktı, toplantımız çıktı. O zaman geliriz, bu zaman geliriz. Almanya'da hafta sonlarında, tamam mı, internet sitelerinden açıklama yapıyorlar. Hakemler Hollanda'da televizyona konuşuyor. Hakemler verdikleri kararlarla ilgili değerlendirmelere ortak ediliyor. Neyi niye verdikleri açıkça konuşulabiliyor. Alman Futbol Federasyonu artık iletişim yapmaya başladı hakem kararlarıyla ve dolayısıyla hakem hatalarıyla ilgili. Online sorular üzerinden yazılı cevap veriyorlar. Cevaplar veriliyor. Yani şimdi artık dünya şeffaflıkla, iletişimle şey yapıyor. Bizimkiler rezil ediyorlar futbolu. Hakemlerin kararlarını, VAR uygulamalarını falan izah etmek mümkün değil. Abuk subuk işler yapıyorlar. Ondan sonra cevabı neymiş? Biz çıkacağız radyoya. Biz çıkacağız. İnsanlar çıkacak, gazeteye yazacaklar, televizyon çıkacak. Ne diyecekler bunlarla ilgili? Efendim VAR protokolünde gri pozisyon. Efendim işte hakem ben öyle gördüm, takdir ettim derse VAR'ın yapabileceği bir şey yok. Şu pozisyonu böyle mi izah edeceğiz? Ya birader o adamın ayağı kırılsaydı, ayak bileği kırılsaydı falan bırakıyorum. Sağlık konusunu bir tarafa bırakıyorum. Ya ayıptır ya, siz buna nasıl sahada bırakırsınız bu, anlatabiliyor muyum? Ya o adama bir şey olsaydı. Bir kere sağlık var her şeyden evvel. Bunu geçtik. Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş'ı da geçelim. Başka bir şey olsun. A takımı, B takımı olsun. Şu maç şampiyonluk maçı olsaydı ne olacaktı? Beşiktaş dün 1-0 kazanmasaydı ne olacaktı? Beşiktaş kazanmayı hak etti dün. Beşiktaş 3-0, 4-0 kazanacaktı zaten maçı. Bak ilk 20 dakikayı çöpe atmasına rağmen, Burak gününde olmamasına ve gününde olmamayı bırak, hazır olmamasına rağmen Burak. Ama alternatifi yok Beşiktaş'ta. Çünkü kadro derinliği zayıf. Umut da hastaymış sanıyorum, Umut Nayır. Evet yani sıkıntı var zaten Beşiktaş kadrosunda. Çaresiz oynatıyorlar Burak'ı. Yoksa Burak şu anda oynayacak durumda değil. Yedek beklemesi lazım bu haliyle, tamam mı? Daha çok çalışması lazım. Ama mecbur Burak'ın oynaması gerekiyor. Belki bir şey yapar. Yapamıyor işte. Ama yanlış kurgulanmış Beşiktaş
Sonradan 20-25 dakika sonra kendine gelen bir Beşiktaş. İdeal 11'ine yakın bir 11'le artık oynamaya başlayan. Burak'ın kötü olmasına rağmen işte Elneni'yle, Atiba'yla orta sahayı güçlü tutan, çabuk topu kazanıp tekrar çabukça atağa dönebilen. Diaby'nin, Enkudu'nun geç de oyuna girse hareketli oyunda fark yaratmaya başladığı, o alanları iyi değerlendirdiği. Kalite farkını sahaya yansıtmaya başladığı o enerjiyi, o kondisyonu ve kısmi de olsa koordinasyonuyla etkili olmaya başlayan Beşiktaş'ta bir penaltı pozisyonu var. Hadi orada var bir şey diyemez ona hakikaten, şimdi oradaki elle yüz bölgesine doğru yaptığı engellemenin, tamam mı? Ben gördüm değil dedikten sonra ona var bir şey diyemeyeceğini kabul ediyorum. Hakem çok kötü bir hakem. Özgür Yankaya. Çok kötü bir hakem. Arda kardeşleri de beğenmiyorum. Öbürü bir sürü hakem kötü bizim, tamam mı? Bunu biliyoruz. Hakemlerimiz çok kötü. Bunun farkındayız. Ama var mekanizması karışamazdı, karışırdı. Bunu da izah edemediğin. Çok, geçen sene çok fazla VAR'a gidiyorlar diye eleştirdiğimiz şey, hiç gitmiyorlar VAR'a artık. Mehmet Özdek de benzerini söyledi. Evet, haklı. %100 orta yol bulamadık. Orta yolu bulamadık. Şimdi de VAR'a hiç gitmez oldular. O zaman varken yokmuş gibi bir görüntü ortaya çıktı. Hakemler aynı kötülükte olunca, VAR'ı da doğru dürüst kullanamayınca, ya çok gidiyorsun ya hiç gitmiyorsun. Orta yolu bulamıyorsun. Mehmet Özdek çok doğru söylüyor. O zaman böyle bir oyun ortaya çıkıyor. Konuşamayan, halkın sorularına muhatap olamayan, olmaktan korkan, halkından korkan bir federasyon. Kurullarıyla birlikte, tamam mı? Şeffaflıktan çekinen, cevap veremeyen bir federasyon MHK'siyle. VAR mekanizmasıyla gelmesinler bu saatten sonra, istemiyoruz da, çünkü soracağız, verecekleri cevap bizimle alay etmek yerine gelecek. Gelmesinler, ben buradan da ilan ediyorum şu anda canlı yayında. Aylarca söyledik, bekliyoruz dedik, kapı açık, ne zaman isteriz dedik, oyaladılar, salladılar, bahane ürettiler. VAR mekanizmasıyla ilgili de Radyo Spor olarak davetimizi geri çektik. Kaldı ki ilk başta gelmek isteyen onlardı. Buradan duyuruyorum, ilk onlar gelmek istediler buraya, radyodan gelip anlatmak istediler Barış Şimşek'le beraber, tamam mı? VAR'ı hakemlerle ilgili iletişim yapmak istediler. O günden sonra biz o şeye açık çek dedik. İstediğiniz zaman kapı açık mikrofon dedik. Ha şimdi artık gelseniz de istemiyoruz. Çocuk oyuncağına çevirdiniz. Burasının da bir ciddiyeti var. Bizim de dinleyicimize karşı bir duruşumuzun olması lazım. İstemiyoruz çünkü vereceğiniz cevaplar da bizi enterese etmiyor. Çıkın basın toplantısı yapın. Çıkın televizyon programı yapın. Ne yapıyorsanız yapın. Biz de onları yayınlayalım. Artık biz sizin sözcülüğünüzü yapmaya da, sizi korumaya da artık gönüllü değiliz. Çünkü hak etmiyorsunuz bu ilgiyi, alakayı ve teveccühü de hak etmiyorsunuz. Hak edilecek bir icraatınız da yok. Hepiniz MHK olarak, VAR'ın başındaki Barış Şimşek olmak üzere, korkaksınız, ketumsunuz. İyi niyetinize, kötü niyetinize yine girmek istemiyorum. Çünkü dünkü hakem ne yaptı yani? Beşiktaş'ın önünü mü kesmeye çalışıyordu? Beşiktaş'a karşı oyunlar mı oynanıyor? Şimdi ne oluyor? Bu hastalıklı senaryoları, Fenerbahçe'yi önünü kesiyorlar, yok Galatasaray'ın önünü kesiyorlar, Beşiktaş'ın önünü kesiyorlar, Trabzon'un önünü kesiyorlar. Bu hastalıklı senaryoları üretenler ve yayanlar ve sahiplenenler, benimseyenlere siz bu rezil icraatlarınızda malzeme veriyorsunuz. Onları haklı çıkartıyorsunuz. Halbuki dün Beşiktaş'ın önü kesilmek istenmiyordu. Beşiktaş'ın aleyhine bir icraat yapılsın diye orada organize bir çete görev başında falan değildi. Ama Beşiktaş bugün liderlik maçına çıkıyor olsaydı ve maçı 0-0 berabere bitirseydi, bu senaryolar bugün konuşulacaktı ve kıyamet kopacaktı. Kopacaktı kıyamet. Eğer bu maç 0-0 bitseydi. Net bir kırmızı kart var, net bir penaltı var. Yok VAR ona bakmaz, yok hakem bunu görmemiş, hakem öyle takdir etmiş falan. Ya gidin yatın kardeşim, yapamıyorsanız bu işi yapmayın. Bu kadar rezillik olmaz. Anlatabiliyor muyum? Biz de mecbur değiliz burada kıvranmaya her pazartesi. Biz de bundan sonra rahat bırakacağız ortalığı, tamam mı? Herkes istediği söylesin. Ha kötü niyetine, senaryosuna, çetesine, bilmem nesine yine ben, bana bunu söyletemezsin. İnanmıyorum. İnanmıyorum yani. Özgür Yankaya oraya git Beşiktaş'ı doğra diye çıkarmadılar adamı yani. Ne yap et Beşiktaş kazanmasın demediler yani. Kötü hakemler bunlar kardeşim. VAR uygulamasını da beceremeyecek kadar kötü hakemler bunlar. Yazıklar olsun aldığınız paraları hepinizin. Ya bitti artık, bu kadar yani. Bugüne kadar en çok hakemleri savunan adam benim. Ben böyle diyorum artık. Yeter ya. Sizle mi uğraşacağız ya? Ne kadar rezil bir görev yapıyorsunuz yani. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar başarısız insanlar görevde kalamazlar ya. Yani işçi işinden atılıyor. Öğrenci sınıfta kalıyor. Müdür görevine son veriliyor.
Herkes bedelini ödüyor. Siyasetçi seçim kaybediyor. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Ondan sonra sizin rezilliklerinizi halk birbirine giriyor. Tribünler birbirine giriyor. Yöneticiler, herkes başka bir şey söylüyor. Hastalıklı senaryolar için o zeminler, o iklimler. Radyoda bizim anamız ağlıyor. Ona cevap ver, buna cevap ver. Onu idare et, buna böyle de. Mecbur muyuz kardeşim sizin rezilliklerinizi çekmeye biz? Ya adam gibi yapın görevinizi ya da defolun gidin ya. Evet, devam ediyoruz. Sabah sporuna 8.06 saatlerimiz. Telefon attığında açıyoruz. 0212 363 04 34. Bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Son olarak Beşiktaş maçını konuşuyorduk. Beşiktaş Denizspor'u 1-0 mağlup etti. Tabii hakem Özgür Yankıya'nın kararları maça damgasını vurdu. Bu hafta genelde hakem kararları aslında maçlara damgasını vurdu. Onu da söylemek lazım. Dinleyicimiz de hazırmış. Ona kulak verelim. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Ali Bey, günaydın Barış Bey, iyi yayınlar, iyi haftalar. Hoş geldin, size de iyi haftalar. Teşekkür ediyorum, İstanbul'dan arıyorum, 35 yaşındayım, ticari tabii şoförüyüm, ismim Bedir Kaymaz. Buyurun. Barış abi, teşekkür etmek için aradım, gerçekten ağzına sağlık. Ya birçok insanın duygularına tercüman oldunuz, yani gerçekten yapamıyorsan yapma. Beceremiyorsan biraz Deniz Şoban'ın yaptığı gibi ben bırakıyorum bu işi de. Doğru olanı bu bence, ben de taksiciyim, bazen oluyor. İnsanlık hali, yolu kaçırıyorum mesela. Farklı bir yerden dönüp geldiğimde müşterinden özür dileyip o benim hatam, onu düşüyorum şeyden. Taksimetreden. Evet. Allah razı olsun. Şimdi insanız, hepimiz hata yapacağız. Burada birinci önemli olan iyi niyet, ikinci önemli olan da hatadan ders çıkarmak. Yani iyi niyetli diye sürekli aynı hataları yapan insanlar da bir müddet sonra onların da kredisi tükenir. Kredi sonsuz değil hiçbir zaman hiç kimse için bu dünyada. Kaynaklar kıt, sınırsız kaynak diye bir şey yok bu dünyada. Dolayısıyla bunun farkında olarak hareket etmemiz lazım. Şimdi iyi niyetli demek yetmiyor. Yani iyi niyetli bir de ders de çıkartabiliyor olması lazım. Ve bir de yani bazı şeyde izahı vardır. Yani şimdi o zaman iyi niyetin de elimizde bir şey yok ki böyle bir şey yapar gibi. Elimize bir aletle ne diyorlar o işte bir örnek ver. Mesela iyi niyet ölçer gibi bir alet. Yani öyle bir alet, nasıl diyeceğim bilemedim. Radyasyon ölçer gibi aletle git de bak da burada radyasyon seviyesi uygun mu ya da tehlikeli seviyede mi diye böyle dolaştırırlar ya. Hı-hı. radyasyon evet. Kaçağı var mı? Onun gibi bir alet yok iyi niyeti ölçmek için. Daha iyi bir örnek aklıma gelmedi. Dolayısıyla insanlar göz göre göre iletişim yapmadığında, kendilerini izah etmediklerinde, nerede hata yaptıklarını ya da neyi niye nasıl karar verdiklerini, hangi süreçlerden geçerek o değerlendirmeleri yaptıklarını izah etmediklerinde, bunu izah etmekten kaçındıklarında ya da gerek duymadıklarında ve aynı hataları çok daha ağır bir şekilde yapmaya devam ettiklerinde, yani hakemin sahada vermediği kararlar var bunları düzeltmesi için var ve var da ya bakmıyor ya uyarmıyor ya hakem ben böyle değerlendiriyor monitöre gidip bakmıyor. Yani dünkü Beşiktaş karşılaşması artık bana göre bardağı taşıran damladır. Bak ligde kaç hafta olmuş? 11 hafta olmuş. Daha erken sayılır. Yani bir yandan ligin yarısı artık yaklaştı. Ama ya bir yandan da daha 10 hafta oldu. Daha bundan çok daha fazlası var oynanacak. Bunun iki katı kadar daha oynanacak zaman var. Bir yandan da az buz zamanda o geçmedi. Şimdi nasıl bakarsan bak şu anda Beşiktaş'ın 1-0 kazanmış olmasıyla üstü örtülmüş bir hakem skandalı var sahada. Şimdi efendim hakemdir, insandır, hata yapar. Kardeşim oraya varı koydunuz. Ya orada penaltı pozisyonu veremiyorsun. Öbürü de hakem nizami engelleme diyor. Kafasına, boyun bölgesine doğru yapılan engellemeye. Penaltı pozisyonu işte. Var bir daha izle bunu. Bu nizami değil demiyor. Dese bile hakem gidip izlemiyor. Ya kırmızı kartlık pozisyon. Ya Allah'ınızdan korkun. Yani buna siz eğer VAR mekanizması görev başındayken, ekran çalışırken, monitör çalışırken burada siz hakemin takdiri deyip geçebilecekseniz o zaman hiçbirinize ihtiyacımız yok. Yani VAR'ı o zaman bu ülkede VAR'ı kaldırsınlar. O zaman ne oluyor? İşte VAR diyordunuz, al gördük VAR'ı da diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Halbuki VAR'ın bir günahı yok. Yani VAR'ın günahı yoktan kastım, VAR mekanizmasının bir günahı yok. VAR'ın başındaki insanın günahı var. Sağdaki insanın günahı var. Şu maç Beşiktaş kazanmasaydı bugün kıyamet kopuyordu.
1-0 kazandı diye şey yani bununla mı avunacağız? Yani atlatmış mı olacağız? Şu maç şampiyonluk maçı olsaydı, bu maç derbi olsaydı, derbide bu kararlar çıkmış olsaydı. Ya bunun altından nasıl kalkacağız? Anlatabiliyor muyum? Bu kadar. Abi geçen yıl böyle değildi ama ben Beşiktaş taraftarıyım. Şimdi geçen hafta örnekleyeyim, en basit örnek. Fenerbahçe kalecisi, ben mesela maçı seyretmemiştim, özetini seyrettim. Buna nasıl kırmızı kart vermediler dedim o Alkay'ın diz hareketine. Bence hani vurdu, sert vurdu, yavaş vurdu hiç önemli değil. Senin niyetin bozuk. Sen adamın gidiyorsun başı karşısına doğru dizinle vurmaya. Geçen yıl böyle değildi. Geçen yıl bu tarz pozisyonlarda ben mesela kendi oyuncuyum yaptıysa Kuvarecim olsun ne bileyim başka biri olsun eyvah diyordum, kırmızıyı yedi. Hakem de gerçekten gidiyor bakıyordu kırmızıyı veriyordu. Bu yıl inanılmaz şeyler oluyor. Sanki var hiç yok gibi. Evet. Evet aynen öyle. Yani işin çok fazla VAR'a gidiliyor diye eleştiriliyorlar diye hiçbir şeye bakmaz oldular. Hakem de VAR yokmuş gibi maç yönetiyor. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Bak o VAR'ın başında oturanlar da dünya kadar para alıyor. Yani yazık öyle günah. Bu paralara da yazık günah. O zaman yapmayın, kaldırın. Biz VAR uygulamasını kaldırdık deyin ya. Mecbur değilsiniz uygulamaya. VAR uygulanan ülkeler var. Hakkı yok mu Barış abi? Yani hakeme örnek diyorum. Hani ya adama vurdu. Hocam bir bak. Diyemiyor mu? Hayır bakın böyle. orada protokol uyarıyor. Hakem gerek yok bakmama diyorsa bakmıyor. VAR zorla hakemi monitöre götüremez. Yani protokolde hakem VAR uyarır. Hocam der pozisyon böyle böyle. Bakmanı tavsiye ediyoruz der. O da gerek yok ben gördüm. Senin söylediğin yani neyi görmedin? Neyi gördün neyi görmedin muhabbeti var geçmesi gereken protokole göre. Ne gördün ne görmedin muhabbetinde artık diyor ki adam. Ben diyor oradaki ayağıyla müdahalesini ayak bileğine doğru, aşil tendona doğru gördüm. Hocam işte gördün mü? Böyle mi gördün? Bak tabanıyla geliyor. Direkt topla alakası yok. Sakatlayıcı hareket arkadan en kötü yere yani sakatlayıcı aşil tendona direkt kramponlarıyla giriyor. Bunu gördün mü hocam? Gördüm. Aynen böyle gördüm. Eksik görmedim ben. Gördüm takdirim sarı kart. Peki hocam diyecek. VAR başka bir şey diyemez. Anlatabiliyor muyum? Ama bunu artık biz sıkıldık. Yani biz bunu bu şekilde protokol oymuş. O hakemin takdiriymiş. VAR bir şey diyemezmiş. O gri pozisyonmuş. Artık bu laflar bana boş geliyor. Ve biz bunları izah edemeyiz. Bak yarın öbür gün bu belirleyici maçta olur. Ligin kaderiyle alakalı. Küme düşmeyle ya da şampiyonlukla ya da Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyle ya da Avrupa Ligi'ne gitmeyle ya da derbi maç bilmem nesiyle falan. Böyle bir maçta olur bunlar ki olacağı aşikar. Aşikar bu arada olacağı ve bunların tekrar söylüyorum hiçbir alakası yok. Bilmem A takımın önünü kesmeleri, B takımına yol vermeleri, C takımını şampiyon yapmaları böyle bir şeyle alakası yok. Bu rezillik, bu hakemlikle, VAR protokolüyle, takdir hakkıyla, griyle, mriyle falan izah edilemeyecek. Artık bunlar boş laflar halinde bizim nazarımızda. Bu rezil, iletişimli de doğru dürüst yapamayan, her geçen gün hakemliği daha da kötüye giden bu ülkede VAR'ıyla beraber, bilmem nesiyle beraber... Bu mecbur değiliz biz buna katlanmaya. Biz buna en sert şekilde tepki gösteririz. Ağzımıza geleni de hepimiz söyleriz. Çünkü bu iş böyle gitmez. Yazık günah. Sağdaki oyuncuların emeklerine yazık. Tribünlere giden insanların paralarına, zamanlarına yazık. Mikro ekran başında izleyen insanların da paralarına ve zamanlarına yazık. Dünya para veriyorlar. Yayıncı kuruluşun decoder'ını alıyorlar. Vakitlerini harcıyorlar. Kahroluyorlar. Maddi manevi insanlar fedakarlıkla bu kadar takip ediyor. Siz kafanıza göre umurunuzda bile olmadan kimin ne konuştuğu ne şey yaptığı biz hesap vermeyiz biz işimizi doğru yapıyoruz biz de insanız hata da yapabiliriz protokol böyle hakem de öyle takdir etmiş bir kimseye hesap vermek dünyada hesap vermek zorunda olmayan hiç kimse yoktur. Amerikan başkanı da bugün dünyanın en güçlü adamı değil mi? İşte hesap veriyor. Kaçamazsınız ve günün birinde hesap da verecek daha da. Hesap vermeyin, ben hesap vermem. Ben yaparım, olur diyecek bir baba yiğit dünyada yoktur bugün. Yani, bunu yapmıyorlar mı Barış abi? Efendim? Hafta değerlendirmesi yapılır. Ya bunların ne yaptığı belli değil. Bak bu söyleyeceğim. Bunların ne yaptığı belli değil. Ve inanın alakası yok. Yani bu dönüp dolaşıp bir Beşiktaşlı bağlanıp işte ben söylüyordum Beşiktaş'ın önünü kesmek istiyorlar. Beşiktaş düşmanlığı yapıyorlar. Değil. Vallahi öyle değil. Ben onu biliyorum öyle olmadığını. Galatasaraylılar diyorlardı ki işte bizi şampiyon yapmayacaklar. Düşmanlık bilmem. Değil. Fenerbahçe diyordu ki işte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar diyorlardı. Vallahi değil. Veya Fenerbahçe bak gördünüz mü bize kötülük yapıyorlar. Kollamıyoruz diye. İşte öbür hake. Yani insanlar bu
hakemlik müessesesindeki, federasyonun bu kurullarındaki, disiplin kurulları da dahil, bu omurgasız, bir duruşu olmayan, şeffaf bir şekilde karar almaktan aciz, nereden çekse oraya giden, herkes birinin avukatlığını yapıyor, disiplin kurulları öyle. Hakemlik müessesinde işlerini doğru dürüst yapamamaları ve bununla ilgili hesap vermeyecek noktada son derece rahat hareket etmesi, MHK kurumundan VAR mekanizmasına, onun yönetenlerine kadar, bu kadar paralar alıp bu kadar imkanlarla bu kadar korunan, kollanan bir şeyde, müessesede, tamam mı? Onu şampiyon ya zaten niyetlenseler yapamazlar. Yani deseler ki mesela şunu şampiyon yapacağız, bundan önünü keseceğiz, onu da beceremezler. Hani desinler ki biz bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya karar verdik, geri kalan bütün herkesi engelleyeceğiz, Fenerbahçe şampiyon olmaz, olacağı varsa olamaz, onu bile beceremezler. O kadar beceriksiz adamlar bunlar, tamam mı? Ama hesap vermiyorlar, iletişim yapmıyorlar, kendini anlatmıyorlar. Böyle bir baskı nasıl ise hakem sahanın içerisinde ne yapacağını şaşırıyor bu kamuoyundaki eleştirilerden. Daha da beter oluyor. Barış abi çok özür dilerim. Şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi eskiden olsa gerçekten hani şu son 20 yılda örnek vereyim, hani şey yanlış anlaşılmamasın. Şimdi Hacı Osmanoğlu alene hakem kitledi. Aziz Yıldırım alenen tehditler savuruyordu. Şimdi belki son dönemlerin en böyle iyi niyetli başkanları var kulüplerin başında. Ve hakemler yönelik herhangi bir kulüpten bir şey de yok. Hani böyle çok eskiye nazaran abartılı bir şey de yok. Ben tespitinize de katılıyorum. Tespitinize de katılıyorum. Bugün kulüpler çok daha anlayışlı taraf, ama daha kulüp yönetimlerin gene çok ağır eleştirilerde bulunuyorlar. Zaman zaman ceza, ağır ceza almaları da gerekecek lafları da ediyorlar. O şeyle, komplolarla, çetelerle alakalı, organizasyonla alakalı ben de onların çok ağır cezalar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben onu söyleyen adamların yanlış beyin olduğunu düşünmüyorum. Yok, hayır, bilerek yapıyorlar. Hiçbir şekilde. Şimdi onu ayıralım şey. ama bakın başka bir şey söyleyeceğim size. O işte senaryo yazan, komplo teorisi yazan, buradan faydalanmaya çalışan, siyaseten faydalanmaya çalışan başkan ve yönetici açıklamalarını, kimi zaman teknik adam açıklamalarını baskı oluşturarak hakem camiası üzerinde bunları yapmaya çalışanları hariç tutuyorum. O anlayışı hariç tutuyorum. Ama bu hakemliğin bu kadar kötü olmasıyla alakalı, hele hele VAR protokolünü bu kadar ellerine yüzlerine bulaştırarak, uygulayamayarak şu hale yaratanlarla alakalı hiç kimse sorumluluk almıyor. Ve işlerini iyi yapıyorlarmış gibi hesap da vermeyecek şekilde, ya bu dokunulmazlık, bu işini iyi yapamamakla alakalı bedel ödememe noktasındaki bu fütursuz anlayış hiçbir yerde hiç kimseye verilmez. Anlatabilir, ancak diktatörlüklerde diktatörlere verilir bu haklar. O da zaten zorla kendini aldığı için. Halk belki tanısa, ya bu adam aslında iyi bir adammış ama hani en azından şu hani art niyetli düşünceleri silmek için adam çıkar konuşur. Mesela Emre Belözoğlu'nu birçok futbol sever belki karakterinden dolayı sevmeyebilir ama daha dışında Emre Belözoğlu konuştuğu zaman insanlar diyor ki ya adam ne kadar da düzgün bir adammış. Bunu çıkıp konuşsalar en azından vatandaşın belki bir fikir sahibi olur. Bu adam bunu niye yaptığına yönelik. Evet. Belki art niyetli olduğunu düşünüyorsan da şeyin kırılır yani. Peki. Düşüncen kırılır. Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi, sağ olun. Şimdi iş nasıl bir noktaya geliyor biliyor musunuz? Şimdi dinleyicimizin son söylediği tabii ki öyle. Yani Almanya'da bugün, işte Hollanda'da, Almanya'da da bu uygulamalar yoktu eskiden ve artık var. Artık onlar da o iletişimi yapıyorlar. Sorulara cevap veriyorlar. Tartışmalı pozisyonlarla ilgili bildiriler yayınlıyorlar. Programlar yapıyorlar. Hakemleri yayınlara çıkartıyorlar. Federasyon eliyle açıklamalar yapıyorlar. Online soru cevap yapıyorlar. Senin de söylediğin gibi yayın içerisinde. Şimdi bunları yapıyor. Bunları bir tarafa ayırdık. Şimdi başka bir şey. Yani şimdi bu kadar VAR protokolünü, mekanizmasını işletemeyen, ellerine yüzlerine bulaştıran bir hakem camiası. Sahadaki hakemler bu komplo senaryolarından ve tehditlerden falan filan, yine ayrıca cezalanması gereken bu uygulamalardan dolayı daha da sahada şaşkına dönen kötü hakemler. Ama bunlarla ilgili, tamam, bunlarla ilgili ne bir iletişim, ne bir bunların daha iyiye gitmesi için bir uygulama, hiçbir şey yapılmıyor. Ölü taklidi yapıyorlar ve Beşiktaş 1-0 kazandığı için bugün bunların cevap bile vermeye gerek duymayacak kadar, bunlarla ilgili hesap da vermeyecek, cevap da vermeyecek kadar niye bu oldu, nasıl bu hata oldu, nasıl VAR'a gidilmedi, nasıl bakılmadı, VAR ne dedi de hakem bakmadı, bu hakemle ilgili bundan sonraki ne olacak falan filan, tamam, bunlarla ilgili kamuoyunu tatmin etti. Niye 1-0 kazandı çünkü Beşiktaş? Bunlar böyle böyle üstü örtüldüğü zaman birikiyor. Ondan sonra bir gün skora etki edecek, puan cetveline etki edecek, bir büyük camianın
infialine sebep olacak. Buna benzer, aynı bunun gibi bir hata olduğunda o birikenler nasıl ortaya çıkıyor? İşte bizim önümüzü kesiyorlar. Beşiktaş düşmanları, Fenerbahçe düşmanları, Galatasaray düşmanları derhal bu federasyon istifa etsin. Ondan sonra yangın çıkıyor. Ve bunlar konuşulurken de bunun arkasına zaten şu maçta da böyle yapılmıştı, bu maçta da böyle yapılmıştı diye bu örneklerde veriliyor. Halbuki o yangının çıkış sebebi yanlış. Halbuki orada o hakemler aslında o takımın önünü kesmiyorlardı. Sadece işlerini iyi yapamamalarının bedelini ödememeleri yarın öbür gün çıkacak olan komplo senaryolarının malzemesini, temelini oluşturuyor. Yani anlatmaya çalıştığım şey bu. Dert ettiğim şey bu. Ve bununla uğraşan da biziz. Diyorum ki ben her sefer, tamam diyorum orada hata oldu. Bence de penaltı değil. Mert diyor ki yok, bence hakem haklıydı. Ali diyor ki bence penaltı verildi. Bence verildi. Tamam, bunları tartışıyoruz. Gri pozisyon diyoruz, o diyoruz. Bak ama hep şunu söylemeye çalıştığımız şey şu. Hatalar oluyor. Bunlar hangisi hatadır, hangisi değildir? Kimin hakkı yenmiştir? Bunlar da tartışıyoruz. Ama sonunda hep söylemeye çalıştığım şey, bakın ama bu bir komplo senaryosu değil. Bu bir komplo değil. Bu bir çete işi değil. Bu X takıma düşmanlık yapmak, Y takımını şampiyon yapmak için bir kurgulanmış bir yapı, bir düzen, düzenek, bir çete işi, federasyonun kötü niyeti falan değil. Bunu anlayın diyoruz. Ve gerçekten öyle değil. Bugün de öyle değil. Yarın da öyle olmayacak. Ama kim nereden tutarsa oraya çekebildikleri bir yapı var. İnsanların moralleriyle, psikolojileriyle oynayabildikleri, disiplin mekanizmasında da, hakemlik mekanizmasında da son derece spekülasyona, manipülasyona açık, kırılgan, bir duruşu olmayan bir yapı var. Ve herkesin de istediği senaryoyu yakıştırabileceği bir malzeme var. Dolayısıyla çok yanlış bir yere doğru gidiyor bu işler. Zamanında bunlarla alakalı gerekli iletişim ve gerekli eylemler, gerekli hakemlik mekanizmasıyla, VAR mekanizmasıyla ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadığı için. Yani daha açık nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ve beni en çok rahatsız eden de bu vurdum duymaz görüntüleri. Siz kimsiniz ya? Kimsiniz siz? İnsanların psikolojiyle bu kadar oynayacak. Biz yaparız olur. İster cevap veririz, ister vermeyiz. Kendinizi ne zannediyorsunuz? Dünyada para alıyorsunuz bu işlerden. Hesap vermeyecek tek bir kurum, tek bir şahıs yoktur dünyada. Hesap vermek zorundasınız. Bu hesabı şöyle vereceksiniz ama, yani A takımın önünü kesiyorsun, B takımına torpil yapıyorsun diye değil. Onları biz de dikkate almıyoruz ve sizi bu konularda korumaya gönüllüyüz zaten. Bugüne kadar da bunu yaptık zaten. Bu komplo teorilerine karşı hep biz durduk, karşı durduk. Ama siz bu komplo teorilerini haklı çıkarmaya çalışıyorsunuz adeta. Ve zerre kadar şey yapmıyorsunuz yani, rahatsızlık duymuyorsunuz. Eğer bir çeteyseniz evet çetesiniz, ama nasıl bir çetesiniz? A takımını şampiyon yapmak için falan değil. Kendi kendine oraları yönetecek. Oraların rantını yiyecek. Kimseye hesap vermeden köşe başlarını tutup nüfuzunuzla da işte kendinizi maddi manevi tatmin edecek. Böyle bir kurum yok Türkiye'de. Kimse kimseyi de bırakmaz, kusura bakmayın. Ya adam gibi yapın işinizi ya da terk edin o makamları. Evet, devam ediyoruz. Sabah sporuna 8.34 saatlerimiz. Telefon attığımız açık. Dinleyicilerle birlikte devam edeceğiz. Bizde arada Liverpool Manchester City maçının özeti vardı bir yandan da. Ona göz atıyorduk Barış abiyle birlikte. Enteresan işler oldu tabii maçta. Guardiola özellikle hakeme karşı çok sinirliydi maçı. Çaresizlik o, çaresizlik. Yani Liverpool'un futbolunu engelleyememek, karşı koyamamak, Liverpool'un ortaya koyduğu oyuna çözüm üretememek, savunma oyununda çözüm üretememek. Ve Liverpool geriye de çok iyi koşan bir takım. Çok, yani gerçekten çok kompakt bir takım. Yani hücumdan savunmaya geçişi de yapabilen bir takım Liverpool. City çaresiz kaldı. Yani soyunma odasında devre arasında bir gidişi var Guardiola'nın. Ben şimdi ne diyeceğim, yani oyunculara diyecek bir şey yok. Soyunma odasında ben şimdi oyunculara ne demem lazım, ne müdahale etmem lazım diye kara kara düşünen bir görüntüdür o. Çaresizliktir. 2-0'da soyunma odasında yürüyüşü önüne bakarak Guardiola'nın. Yani futbol bir takım oyunu ve o takım oyunu. Liverpool o kadar iyi oynuyor ki. Baktığın zaman City'nin oyuncuları çok daha pahalı oyuncular Liverpool oyuncuları, ama 11-11 oynanan bir maçta
Çaresizsin yani, Liverpool'un ortaya koyduğu futbol karşısında çaresizsin. Bu bir takım oyunu. Liverpool bunu yaparken yani yaptıkları paslaşmalara bir bak, gol girişimlerine bir bak. Tamamen bir, hiçbir bireysellik yok. Her şey bir takım performansı. Ya bu kadar iyi bir koordinasyon, sağa yayılma, taktik, diziliş, bunu icrasıyla alakalı oyunu iki yönlü olarak bu kadar takımın tek bir kişi gibi hareket edebiliyor olması ve hepsinin de üst seviyede teknik kabiliyeti ve fiziksel devamlılığı olması gerçekten çok enteresan bir şey. Dediğim gibi bu takım çok pahalı bir takım değil. Bu sezon hiç transfer yapmadan, sadece işte Mignolet'in yerine bir gönderdiği önce bir kaleci, üçüncü kaleci alarak, o da bir şey demek değil. Yani şu sahadaki 11 oyuncu 5-6 yedekle birlikte tamamı geçen senenin oyuncuları. Ondan 3 sene 4 senelik bir takım bu. Çok büyük paralar harcamadan kurulmuş bir takım. Kimsenin yüzüne bakmadığı oyunculardan olağanüstü bir takım yapıp şimdi her bir oyuncunun 30-40 milyon eurodan aşağı, 50 milyon eurodan aşağı etmeyeceği bir fiyat etiketini bugün Wijnaldum'a da, Henderson'a da, bir başkasına da kime takarsak, yani demiyorum ileri üçlüyü konuşmuyorum yani. Müthiş bir şey. Evet, dinleyicimiz var Barış abi attığımızda şimdi de. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, buyurun. Abicim, ben Radyo Spor'u beğenerek dinliyorum da az önce Beşiktaş'tan dolayı konuştunuz. Biz sizi Beşiktaş tanıyabilir miyiz önce? Hüseyin abi. Ne iş yapıyorsunuz? Yaşınız kaç? Abi 30 yaşındayım. Kamyon şoförüm abi, ben nakliyatçıyım. Çok güzel. Şu anda, nereden arıyordunuz? İstanbul'dan mı? Hayır, şu anda Ankara yolbaşı otoban yol şantiyede çalışıyorum. Ankara'da şantiyede çalışıyorsunuz. Peki. Evet. Ankara'dan arıyorsunuz bizi. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi dinliyoruz sizi. Beşiktaş'tayım dediniz. Hoş bulduk. Evet abi, ben Beşiktaş taraftarıyım. Akşam olan rezilliği siz az önce anlattınız ve muazzam anlattınız. Yani ancak bu kadar güzel anlatabilirim. Yani demek istediğim şu abi. Bu hakemlerden başka yani arkadan yetişen yeni hakemler yok mu? Bunların artık yani emekliliği geldi yani artık. Yani yeter artık bu kadar, yani Beşiktaş olsun, Galatasaray, Fenerbahçe maçı olsun, yani diğer Anadolu takımları olsun, yani bu kadar rezillik yeter. Mesela geçen sene bu VAR'a gitmemekten dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'u ligden düşmesine neden oldu. Bu bir tür hakemler. Mesela haksız yere verilen kararlar yani almış başını gidiyor. Arkadan yetişen yeni nesil hakemler yok mu abi? Bu, hadi diyelim bundan iki sene öncesine kadar VAR yoktu. Ama şu anda VAR olduğu halde yani VAR devre dışı kalıyor. Evet. Evet. Siz yani, de güzel özetlediniz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz de bu soruların cevapları maalesef bizde yok. Biz yani, de sizin gibi soruyoruz. Ve sorması da insanların daha fazla sorması gerekiyor. Çünkü Beşiktaş 1-0 kazandığı gün bunları böyle sormazsak, yarın öbür gün Beşiktaş bu hatalarla 0-0 berabere kaldığında, yenildi demiyorum, ve şampiyonluktan abi olduğunda, oradaki konuşmalar şiraze tam kayacak ve aslında olmayan bir yere gidecek. Beşiktaş düşmanlığı yaptılar, Beşiktaş'ı şampiyonu çaldılar olacak ki, halbuki niyet o değil. Hayır ki şimdi bu, yani dünkü maçta Beşiktaş'a puan kaybetsin, Beşiktaş tökezlesin diye bir hakem idaresi kesinlikle bu yönde bir çete, bir organizasyon yoktu. Ama dünkü gerçekler ortada. Yani dolayısıyla o senaryolara bu işi çevirememeleri için, yarın öbür gün bu senaryoları dillendirebilecekleri durum yaratmadan bunları çözmemiz gerekiyor. Oralara geldiğinde iş hiç önü alınmaz bir hale geliyor. Şimdi burada bu eleştirileri yapmamız çok doğru ve zamanlaması da yerinde ve bence yapılmalı. Çünkü Beşiktaş 1-0 kazandığında bunu yapabiliyoruz. Ama Beşiktaş 1-0 kaybettiğinde bu hatalarla, ya da Galatasaray ya da Fenerbahçe, dediğiniz gibi takım burada önemli değil. O zaman ortaya konan senaryoları önünde duramıyorsunuz. Önünde durmaya kalktığınız zaman sen de o zaman onun düşmanı oluyorsun. Sen de o zaman bu düzenin bir parçası oluyorsun. Ve yanlış olan bir anlayış doğruymuş gibi konuşulabiliyor, kabul görüyor ve iç içinden çıkılmaz bir hal alıyor. İş bugün bunları böyle konuşabilmekte. Çünkü Beşiktaş nasılsa 1-0 kazandı. Ama nasılsa 1-0 kazandı, bu buralara bakmazsanız yarın 23. haftada, yarın 33. haftada duramazsınız bunun önünde. Yani bu kadar rezilliğin önünde duramazsınız. Dolayısıyla şimdiden iletişim mi yapacaksınız? Hakemlerinizi
cezalandıracak mısınız? Veyahut da bir daha mı seminer mi yapacaksınız? Bir daha mı eğitimle VAR protokolüyle bir daha bir düzenleme mi yapacaksınız? İngiltere gibi üzerinde bir takım ince ayarlar mı yapacaksınız? VAR'ın etkisini ve yetkisini arttıracak mısınız? Ne yapacaksanız yapın. Ama bir şey yapın ya, bu kadar vurdum duymaz, bu kadar da oldu bitti işte, maç oynandı, hakemdir insandır, notunu kırarız, iki hafta dinlendiririz, sonra gene bunlarla bu lig devam edecek, Avrupa'dan hakem getirecek halimiz yok falan gibi terhanelerle artık bu gibi yürümez, onu söylüyoruz biz yani. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Bir şey daha sorabilir miyim? Sorun, söyleyin. Abi peki bu mesela akşam Beşiktaş 1-0 yenilmiş olsaydı bu kadar rezaletin üstüne, yani siz o taraftarın psikolojisini düşünebiliyor musunuz? İşte onun yani, için onun için yarın öbür gün öyle de olacak. Onun için şimdiden bunu... Yani ondan sonra diyorlar ki ne holigan oldu ya. Kalkıp da şimdi sen o kadar hatanın üstüne maçı tutup da bir de kendi evinde o kadar hatanın üzerine kalkıp da rakibe 1-0 yenildin mi? Hem o sporcuların emeği, oraya gelen taraftar mesela akşam birçok kez ekrana geldi, hep ufak yani küçük yaşta taraftarlar var. Yazık değil mi? O soğukta gelip orada bekliyorlar. Bu taraftarın tepkisini yani o psikolojik o anki durumunu siz hani benden daha iyi bilirsiniz abi. Siz daha bilgilisiniz. Estağfurullah. Estağfurullah. Peki. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hassasiyetiniz yerinde. Ya öyle olsaydı o zaman ne olacaktı? O zaman pis taraftarın söylediğiyle, psikolojisiyle o zamanki konuşmalar hangi noktaya evrilecekti? Onun altından nasıl kalkılacaktı? Doğru sorular bunlar. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Beşiktaş maçını o zaman bir ara verelim Barış abi. Trabzonspor maçıyla devam edelim. Dünün yine önemli karşılaşmalarından biriydi. Haftanın belki de en iyi maçlarından biri olması bekleniyordu. Trabzonspor'la Alanyaspor. Alanyaspor haftaya lider girmişti. Trabzonspor'da iç sahada seyircisinin desteğiyle birlikte maça başladı ama 25. dakikada Abdülkadir Parmağan direkt kırmızı kartla oyundan atılması acaba işleri değiştirir mi? Alanyaspor öne geçer mi diye düşünürken Alanya gol atamadan maçı tamamladı ve 67'de de Hüseyin'in penaltısını engel olamadılar ve Trabzonspor 1-0 kazandı bu mücadeleyi. Bu maçta da hakem kararları çok fazla konuşuldu açıkçası. Abdülkadir'in pozisyonunda kırmızı kart doğru mu yanlış mı? Hakem yorumcularının ikiye ayrıldığını gördüm. Mesela bugün Deniz Çoban'a okudum Fanatik Gazetesi'nde. Kırmızı kart doğru karar diyor. Diğer hakem yorumcuları görebildiğim kadarıyla onlar da sarı kart doğrusu demişler. Tabii çok fazla tartışıldı bu karar. Ama 10 kişi kalmasına rağmen Trabzonspor'un gol bulması, hatta 2 bulacak da pozisyonu buldu penaltıyla. Hüseyin'i onu kaçırdı. Tabii bir yandan Alanyaspor'un ikinci yarıdaki baskısı, tabii 1-0 mağlup duruma düştükten sonra. Ya çok goller kaçırdı. Sisse'nin ilk yarıda boğmuş kaleye burada, atamadığı burada, top. Burada tabii Alanyaspor'un son pas son vuruş beceriksizliği önemli. Ama bu son pas son vuruş beceriksizliği kadar Alanyaspor'un Trabzonspor kalecisinin de Uğurcan'ın da mükemmel bir maç çıkardığını söylemem lazım. Dolayısıyla Trabzonspor çok üstün oynamadan, iyi oynamadan kazandı ama 25. dakikada senin de söylediğin gibi bir oyuncusunun hem de Abdülkadir Parmak gibi iki yönlü olarak son derece önemli yani bir oyuncunun. Kırmızı kart görmesi, direkt kırmızı kart görmesi 75 dakikayı Alanya gibi bir takıma karşı 10 kişi oynamak kolay bir iş değil. Ve Sosa'sız oynamak Sosa'da. Ve tabii Sosa'nın da olmaması yani hem eksikleriyle hem de sahada 10 kişi kalarak. Evet, Obi-Mikel yok, Starić yok, kadroda yoktu. Evet, dolayısıyla yarım bir Trabzonspor'un sahada bir de 10 kişi kalması ve sahaya çıkan Trabzon zaten yarım bir Trabzonspor olması. Bütün bunlara rağmen Alanya bir takıma karşı hem gol bulmak hem de o üstünlüğü koruyabilmek öyle ya da böyle. Alanya Spor'un hataları da oyunun bir parçası elbette. Bence çok değerli bir galibiyet. İyi oynamadan kazanılmış bir maç. Zor şartlarda, şartların maç içinde giderek zorlaştığı bir ortamda. Kalecisi Uğurcan'dan takım karakterine kadar, inancına, özgüvenine kadar Trabzonspor'un. Artık Trabzonspor takımı Sosa'sından, Sturridge'inden olmayan Sosa'sından, Sturridge'inden olan Uğurcan'ına sorlötüne sakatlanıp hastaneye kaldırılan. Çok da durumu, önemli bir şey yokmuş. Yokmuş, iyiymiş, geçmiş olsun. Hı-hı. Oradan iyi haber geldi. Herkes endişelendi ama durumu iyiymiş. Yani bütün bu takım
Ünal Karaman etrafında tebrik ediyorum ben. Hakikaten Trabzonspor işte kötü gününde de 3 puan almak çok değerli. Bu şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu sene yarışın içinde olacak. İşte zaman zaman hatalar olduğunda işte Trabzon önünü kesiyorlar, şampiyon yapmayacaklar gibi fasafiso laflara kapılmazlarsa hakemliğin durumu ortada işte. Hakemlerimizin hali ortada. Hiçbirinin bir yeri, birinin şampiyon yapacak ne gücü mecali ne böyle bir kafası var ne birini engelleyebilecek güçleri var. Sadece işlerini iyi yapamıyorlar. Ve işlerini iyi yapamamakla alakalı da bir düzeltecek bir mekanizma yok. Sorgulayacak ve daha iyisini yapmalarını sağlayacak bir mekanizma yok ortada ve büyük problemi Türk futbolunun hakemlik müessesesi seviyesinde bu. Trabzonspor'a geri dönersek önemli bir galibiyettir. Son derece kıymetli bir galibiyettir. Olabilecek en zor şartlarda alınmış bir galibiyet. Hem o 1-0'ı bulmak hem onu koruyabilmek meseledir. Trabzonspor zaten zirve grubunun içinde artık puantaj içerisinde ama sadece bugünkü puantaj, bugünkü puan cetvelindeki yeri, sonuçları değil, ortaya koyduğu karakter itibariyle de Trabzonspor şampiyonluk adayıdır. Net bir şekilde tebrik ediyorum Ünal Karaman'ı ve öğrencilerini. Alanyaspor'da yakaladığı fırsatları kaçırdığına yanacak. Son pas, son vuruş kalitesizliği, konsantrasyon dağınıklığı cevabı burada arayacak Alanyaspor. Kimseye dönüp bakmayacak. Bu arada Trabzon'la ilgili enteresan bir istatistik vereyim. 24 maç sonra kalesini gole kapatmış Bordo Mavili, ki bu sezon oynadığı her maçta Avrupa Lig hepsinde kalesine gol görmüştü Trabzonspor, ama hani maçın başında 10 kişi kalmasına rağmen. 10 kişi kalmanın tabii burada 10 kişi kalmanın handikaplarının yanında 10 kişi kalmanın şöyle de bir avantajı vardır. Takımın sahadaki 10 oyuncusu bir kişi eksik oynamanın verdiği sorumluluk duygusuyla çok daha konsantre ve çok daha motive, yani normalliğin üzerine çıkar kalan 10 kişi. Hı hı. Çünkü bilirler bir kişi eksiyiz ve biz bunu telafi etmek zorundayız. Ve şu gözgüven de olur o 10 kişide, biliyor musun? Bir şey olursa da zaten bir kişi eksiyiz, bize çok kızmazlar. Yani bu da bir rahatlık yaratıyor. Hem sorumluluk duygusuyla daha yüksek konsantrasyon, hem de arka tarafta baskı, stres tersine azalıyor. Çünkü biz elimizden geleni yapalım, destan yazalım, bir kişi eksiyiz ve biz burada yıkılmayalım, kazanalım. Ama bir şey olur da, hani olur da işler kötü giderse de elimizden geleni yaptık, 10 kişiyiz zaten. Duygusu bir yandan rahatlık veriyor arka tarafta, bir yandan motivasyon veriyor, konsantrasyon veriyor. Ve bu özgüvenle birlikte bakıyorsun bazen değil, çoğu zaman 10 kişi kalan takımlar 11 kişi oynadığından daha iyi futbol oynamalarının izahı da budur. Yoksa bir kişi eksik olurken nasıl daha iyi futbol oynarsın? Bu yüzden olur bu. Psikolojik faktörlerle. Trabzonspor bence bunu başardı. Son da bir haber vereyim yine Trabzon'la ilgili olarak. Uğurcan Çakır dünkü maçta sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü Uğurcan. 4 sarı kartı oldu. O da enteresan, yani ligin 11 haftasında bir kalecinin 4 sarı karttan cezalı duruma düşmesi. Çok fazla kart görüyor. Tabii bu kartların kaçı itirazdan, kaçı pozisyon gereği ona bakmadım ama dün bir karşı takım oyuncusuyla girdiği diyalog sonucu sarı kartı gördü Uğurcan ve Ankara Gücü maçında da cezalı duruma düştü. Bir sonraki maç Galatasaray maçı, Trabzonspor'da çok kritik. O yüzden Uğurcan o maçta forma giyebilecek. Ankara Gücü maçında da kaleyi Erce kardeşlerin koruması planlanıyor. Bunu da aktarmış olalım. Ali Erim mesaj atmış. Kim? Ali Erim. Ali Erim bizim mi? Bugün derse gelmeyen öğrenci var ya. Kendisi biz dinliyormuş. Bir saat dinliyor. Şimdi gör. Manchester City'nin vermeyen penaltılarını niye konuşmuyorsun? Evet, Manchester City'nin vermeyen penaltılarını niye konuşmuyorsun? Hayır, hattan alacağız. Hatta yok adam yani. Şimdi bu Twitter'da lafınca engelleyelim mi? Sessize mi alalım? Sessize alalım. Evet. Şimdi yeni moda o. Sessize alma. Ben de şimdi önüme düştü. Bildirimi geldi telefona Ali Erim'in. Bence penaltı yok o pozisyonlarda, onu söyleyeyim. Bir kere yani hiç Guardiola City bahane aramasın. Evet. Ali Erim bahane aramasın. Liverpool futbol dersi vermeye devam ediyor. Nasıl takım olunur? 2 artı 2 nasıl 5 değil 6 eder? Bunun dersini veriyor. Yani şu kadronun maliyetine, bu sezon hiç transfer yapmadan lige başlamalarına bir baksınlar. Geçen sene Şampiyonlar Ligi alan kadronun bu sene Premier Lig'de bu kadar 8 puan 9 puan fark yaparak daha Kasım ayının başında City karşısında şu 3-0'ı 2-0'ı devre 3-0'ı ikinci yarı buldukları şu sürece bir baksınlar. Guardiola'nın çaresizliğine, yani Liverpool'un futbolu karşısında, yani yeri geliyor ayağa direkt kısa paslar, yeri geliyor atağın yönünü değiştiren 35-40 metreye atılan, City'nin takım oyununu felç edecek atak organizasyonları, sağ bekinden başlıyor, sol açığından santraforuyla bitirilen ataklar. Yani
bu kadar akan bir takım, iki yönlü olarak bu kadar akan bir takım ve akarken hiçbir an fizik kondisyon, dayanıklılık, çabukluk, yardımlaşma, hatlar arasındaki mesafe, hiç bunların bozulmadan şiir gibi ya, şiir gibiler yani, inanılmaz bir şey. Onun için hakemin yok efendim elle oynamaymış da efendim orada öyle olmuş da, ya City çaresiz kaldı ya, bunlar 100-150 milyon dolar daha pahalı takım bu City. Yani oyuncuların etiketlerine baktığında, kariyerlerine bak, memlerine baktığında Liverpool'un iki katı. Ama futbol sahada oynanıyor. Futbol 11 kişiyle oynanıyor. Futbol bir tane topla oynanıyor. Herkese bir tane top vermiyorlar. Ne kadar yardımlaşıyorsun, ne kadar dayanışma içindesin, ne kadar efektif oynuyorsun iki yönlü olarak, ne kadar efektif oynuyorsun, ne kadar yüksek koordinasyonla, yüksek kondisyonla, yüksek konsantrasyonla, özgüvenle oynuyorsun. Ya Liverpool ders veriyor, ders. Ya şimdi bunu takdir etmen lazım. Bırak penaltıyı, penaltıyı kardeşim. Ali Erim, yayına gel. Hüseyin Bey'in de mesajıyla reklama gidelim. O da Premier. Benim babamın olduğu Liverpool. O maça da bahis de oynamadım. Yani oynasaydım da karşılıklı gol var oynardım. Tutardı. Ama taraf bahisi almadım. Eğer beni çok zorlasaydın illa taraf bahisi oynayacaksın desen de Liverpool oynardım. Ev sahibi bir kere her şeyden evvel. Ve lider ve daha iyi top oynuyor City'den. Onun için Liverpool derdim. Ama bunu önerir miydim? Hayır. Yani City'yi niye karşıma alayım durup dururken? 500 tane maç var. Niye City'yi karşıma alayım 500 tane maç içinde? Daha ne güzel maçlar vardı. Hepsi de tuttu bu hafta. Anlatabiliyor muyum? O yüzden oynamazdım. İlla oynasam karşı gol var falan. Ama oynamadım da. Bahis de yapmadım. Babamın oğlu da değil Jürgen Klopp. Liverpool da babamın oğlu. Yani bir de böyle sempati duyarlar insanlar takımlara. Tabii. Ben Liverpool tutuyorum. Ben bilmem neyi tutuyorum falan. Ben tutmam da. Benim öyle bir sempatim de yoktur. Benim 15 senedir anlatıyorum. Futbol sever olarak, spor sever olarak elbette takım tutmak çok güzel bir şeydir. Çok da doğaldır. Bu işin içinde olup da takım tutmamak zaten işin tabiatına aykırıdır. Dolayısıyla ben de evet bir takım tutuyorum ama bence insan bir takım tutar. Yani futbol takım tutuyorsan bir takım tutarsın. Dünyada bir takım tutarsan. Bırakırsın Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı tutmayı, Liverpool tutarsın, ona saygı duyarım. Ama yani hem Fenerbahçe hem Liverpool tutulmaz. Hem Beşiktaş hem Barcelona tutulmaz. Yoktur böyle bir şey yani. Ama benim kafamda yoktur. Başkası var. Her ligde bir takım tutuyor adamlar. Yani o... Ben tek eşliyim. Anlatabiliyor muyum? Bazı insanlar da öyle değil. Bir takım tutacaksın. Sempati duymak o sempati, şey... Sempati duymak. Abi sempati duyulur. Nasıl duyulur? Benim aklımın erdiği yani bu. Benimki söylediğim Allah'ın emri değil. Herkesin görüşüne saygım var. Ama benim aklımın erdiği sempati, ben şuna duyarım. Ben para yatırdığım takıma duyarım. Para yatırdığım takım, bahis yaptığım takım kazansın isterim. Ben onu tutarım. Dolayısıyla ben her hafta 8-10 takım tutarım. Ama para yüzünden. Bir takımı tutarım parayla ilgisi olmadan. O da tuttuğum için o takımı. O da, ben size söyleyeyim, o da çok atla deve bir olay değildir. Onu da çok büyütmesinler. Ananız babanız Fenerliymiş, Fenerli olmuşsunuz. Galatasaraymış, Galatasaraymışsınız. Bu kadar basittir bu işler. Bir Beşiktaşlı'nın Galatasaray'da Fenerbahçe olması, bir Galatasaray'ın Fenerli Beşiktaşlı olması veya işte bütün bu kombinasyonlar, bunların hepsi tesadüflerle ortaya çıkmış şeylerdir. Size bir ayrıcalık olarak lütfedilmiş falan, böyle bir şey yok. Ya insanların hangi dine doğdukları bile tesadüf. Yani nasıl tesadüf? Bu coğrafyada doğduğumuz için Müslümanız. O kadar basit yani. Gitseydin öbür tarafta doğsaydın Hristiyan olacaktın. Yani o kaderine doğuyorsun yani, anlatabiliyor muyum? Takım tutmak da böyle oluyor. Farklı değil zaten. Dolayısıyla şekli de farklı değil, tutuş şekli dikkat edersen. Hı hı. Onun içine doğuyorsun yani, anlatabiliyor muyum? Bu bir seçim şansı değil. Çok nadirdir. O da çocukluğunda etkilenir. Ya mahallede abisine etkilenir yahut da amcasına etkilenir. O da hani babasının takımı tutmuyorsa da, o da çok nadirdir yani. Onun için bunları da çok büyütmesinler gözlerinde. Yani benim demem o ki, esas olan para yatırdığın takım. Konunun özü bu. Evet. Liverpool'a da para da yatırmadığım halde bu takımı anlatıyorum. Çünkü bu takım futbolun gerçekleriyle böyle konuşulması gereken bir takım. İşimiz buysa eğer, bizim bunu konuşacaksak, Liverpool'u göklere çıkarmamız lazım. Yarın öbür gün kötü oynasın, eleştiririz. Önemli değil. Yani böyle bu arada bunların hepsi, yine onu da söyleyeyim, Liverpool'un büyüklüğü falan değil. Her takımın kendine göre büyüklüğü var. Bu konjonktür. Jürgen Klopp çok başarılı bir teknik adam. Jürgen Klopp'un bugünkü başarısı gelecekteki başarılarının teminatı da değil. Yarın bugün ne olacağını da bilemeyiz. Ne teknik adamlar gördük, nerelere çıktı, nereye indi. Dolayısıyla zirvede kalmak asıl zor iş ama Klopp buraya müthiş geldi. Şu anda hak ettiği her türlü övgü.
Dünyanın tartışmasız bana göre şu an en iyi teknik direktör ama şu an için bu böyle. Liverpool'da bence takım olarak dünyada en iyi futbol oynayan takım. Bugünün gerçekleri bunlar. Bugünün gerçeklerini bu şekilde konuşmak zorundayız. Geçenlerde Guardiola öyleydi, City öyleydi. Ondan evvel Barcelona öyleydi. Ondan evvel Manchester United öyleydi Alex Ferguson'la. Ondan evvel Nottingham Forest vardı, bilmem ne vardı. Yani tarihte dönem, her takımın bir dönemi var. Ama burada tabii kalıcı olmak... kalıcı olmakta kurumsal yapıdan, sistemden, disiplinden, felsefeden geçiyor. Yani bu ama bu konuştuğumuz kulüpler, teknik adamlar da bu felsefelerin, bu sistemlerin ortaya çıkarttığı son derece başarılı teknik adamlar. Yani bugün Klopp en iyi diye Guardiola kötü hoca değil. Sadece daha başarılı Klopp şu an Guardiola'dan. Bunu böyle görmek lazım. Bunların hepsi örnek takımlar, örnek sistemler, örnek spor profesyoneller, örnek takımlar, örnek oyuncular, örnek teknik adamlar. Bize hep bunlar rol model. Bunlardan bir şeyler öğrenip biz de oralara gelebilirsek ne mutlu bize. Hüseyin Bey'in mesajıyla reklama gidiyorum. Şunu söylemek istiyorum demiş. Leicester şampiyon olduğu seneden daha güzel futbol oynuyor. Tek eksik bench yetersizliği, artısı kompakt takım oyunu demiş. Evet, Leicester'da bu sezon inanılmaz bir takım oyunu var. Arsenal maçında attıkları var. Saat 8.56 yine döndünüz Premier Lig'e. Yok yok, dinleyicimizin adını verdiğim için okumak istedim mesajı. Türkiye Ligi'nden çok ayrılmamaya çalışalım. Bizde gündem çok. Evet, 2 saati geride bıraktık Sabah Sporu'nda. Şimdi Galatasaray'la devam ediyoruz. Barış abi, cumartesi günü Gaziantep deplasmandaydı Galatasaray. Madrid'den direkt olarak Gaziantep'e gittiler bir gün önce. Kampı Madrid'de yaptı Galatasaray ve Fatih Terim beklenen rotasyonu, kesiyi artık nasıl ifade ederseniz yaptı. Neşteri vurdu. Birçok ifade kullanılabilir. Evet. Enzonzi yedek kulübesindeydi. Babel keza aynı şekilde. Seri yedekte oturdu. Nagatomo'yu yedekte gördük ve ilk 11'de Adem Büyük gibi, Ömer Bayram gibi, Emre Taşdemir gibi isimlere şans verdi Fatih Terim. İyi de yaptı. Evet. Değişik de bir düzen de sahaya çıktı. Üçlü savunma. 3-5-2 ile çıktı. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde kullanıyordu. Şimdi bir bilgi vereyim ben Galatasaraylara. Sadece sahada değil müdahale. Şimdi bir kere şunu iyi bilsinler. Fatih Terim'le Mustafa Cengiz yönetimi arasında savaş var. Savaş devam ediyor. Ve anlaşılan o ki devam edecek. Bunların hepsi tabii perde arkasında olan şeyler. Perdenin önüne, sahneye çıkıldığında şundan da bu kadar emin olabilirsiniz ki bizi yalanlarlar. El ele mesaj da verebilirler. Dostluk mesajı da verebilirler. Hafta sonu zaten Mustafa Cengiz'in benzer bir açıklaması oldu yani, Fatih'e. Bak, bunu da derler. Bunu da söylüyorum size. Gülüyorum dedi böyle haberlere. Ya, gülüyorum böyle haberlere. Ben de gülüyorum Mustafa Cengiz'in beyanatına. Gülüyor bu haberlere Mustafa Cengiz. İçi kan ağlıyor. Çünkü bakın, bilgi veriyorum size. Fatih Terim taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarlar Fatih Terim dediler. Ultra Aslan'da herhalde. Mustafa Cengiz değil, Fatih Terim'i seçtiler. Son maçta da Mustafa Cengiz lehine bir tezahürat olmadı gibi bir şey okumuştum. Bilmiyorum, sizin bu söylemin üzerine aklıma o geldi ya da bundan sonra böyle tezahüratlar yapmayacaklar. Fatih Terim lehine tezahüratlar yapacaklar. Taraftar seçimini yaptı. Yönetim değil, teknik direktörün yanındalar. Efendim, istedikleri kadar gülsünler bunlara. Gülüyorum bunlara derken Mustafa Cengiz yönetimini de Fatih Terim'in aleyhine kulüp içerisinde nasıl lobi yaptıklarını, kendi adamlarının, kendilerine, Mustafa Cengiz yönetimine yakın profesyonellerin Fatih Terim aleyhine alenen nasıl Fatih Terim aleyhine konuştuklarını biliyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Palavra anlatmasınlar. Palavradan kastım şu: aramızda problem yok, biz gülüyoruz bu laflara. Bu palavra. Fatih Terim ve Fatih Terim'i destekleyen kulübün içinde dinamikler var. Profesyoneller var. Kongreleri var. Sokakta taraftar var. Aynı şekilde Fatih Terim'e karşı olan ve Mustafa Cengiz yönetimini destekleyen taraftarlar var. Profesyoneller var kulübün içinde. Kongreleri var. Bu bir savaştır.
Ne derlerse desinler. Bizi dinleyen gazetelerde kime itimat edeceklerini, kimin dediğinin doğru olduğunu, bugün şartları için konuşuyorum ama yarın şartlar değişir, o zaman konuşuruz. Ama bugün gerçekleri içinde ki bu gerçekler bugün derken, bugünden geriye bir 3-5 aylık bir mevzu bu, onu da söyleyeyim. Ama son bir ay içerisinde çok şiddetlendi. Ha, bana itimat etmiyorlarsa da canları sağ olsun. Ben başkanımın dediğine güvenirim. Barış Ertuğ bizi karıştırmaya çalışan bir şeydir, düşmandır, Galatasaray düşmandır diyen de olabilir. Kendileri bilirler sonuçta neye inanacakları ve çok da önemli değil ayrıca neye inandıkları. Anlatabiliyor muyum? Yani ister o savaşı iyi oku, ister okuyama, çok da önemli değil. Sonuçta Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in meselesi bu. Ne benim, ne Mert'in, ne bizi dinleyen Galatasaray'ın meselesi. Ha, onların nasıl meselesi? Onları ilgilendiriyor. Ya yani sonuçları onları etkiliyor, daha doğrusu ilgilendiriyordan kastım. Mustafa Cengiz'e Fatih Terim uğraşsın. Bize ne diyebilirler? Haklılar. Ama sonuçları onları ilgilendiriyor. Ha, ne yapmak lazım? Bunları bilip de bir şey mi yapmak lazım? Yok, konuşuyoruz işte, sohbet ediyoruz yani. Merak etmiyor musunuz ne olduğunu? Yoksa bak ha, bu böyle böyle yapın falan, öyle bir şey de yok. Yapabileceğiniz bir şey yok bu konuda. Sevgili Galatasaraylar, elinizden bir şey gelmez. Bu bir güç savaşı. Her kulüpte oluyor bunlar zaman zaman. Ha, ilk defa sizin başınıza gelmiyor. Daha önce de oldu Galatasaray'ın içinde bunlar. Fenerbahçe'de de oldu, Beşiktaş'ta da oldu. Olacak da. Yani özellikle bizim gibi 3. dünya ülkelerinin kulüpçülük anlayışında bunlar yaşanacak. Normaldir yani. Kurumsal yapıyı, felsefesi falan oturmamış bizim gibi ülkelerin sporlarında bunlar. Yani bu tip mekanizmalarında, parti siyasetinde de böyle, apartman yönetiminde de böyle, kulüplerde de farklı olmasını bekleyemezsiniz. Güç savaşı, iktidar savaşı, ego savaşı, rant savaşı. Yani bu olay için özellikle söylemiyorum. Bu rant illa parasal değil, manevi rant da aynı şekilde öyle bakmanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Bunlar daha çok nerelerde görülür? 3. dünya ülkesinde görülür. Biz 3. dünya ülkesiyiz. Kabul edelim bunu. Yani sınıf atlamak için, çağdaşlaşmak için de mücadele ediyoruz zaten. Onun için bu konuşmaları yapıyoruz. Biz diye konuşuyoruz. Biz bak, biz. Bizi kapsıyor bu iş. Dolayısıyla biz bilinçlenmeye, daha doğruları yaparak, daha kurumsal bir kimlikle, daha doğru, sporsa bizim konuştuğumuz konu şu anda, sporun ruhuyla, felsefesiyle, hak edene pozisyon verildiği falan filan, neyse. İşte böyle. Anlatabiliyor muyum? Yani durum budur Galatasaray'da. Ve Fatih Terim sadece takıma neşter vurmadı. Takımın taktik formasyonuna, oyun felsefesine ve bunu belirleyecek olan oyuncu tercihlerine, sadece bunlara müdahale etmedi. Tribüne de müdahale etti. Dedi ki ben Galatasaray'ın iyiliği için ben sahada mücadele ediyorum. Bu oyuncularla bu işi batıracak da benim, çıkaracak da benim. Elimden geleni yapıyorum. Benimle misiniz değil misiniz dedi Fatih Terim. Benimle misiniz değil misiniz dedi. Hocam seninleyiz dedi taraftar ve taraftar liderleri. Tribünlere yön veren isimler. Hocam dediler, seninleyiz. Tamam, o zaman bundan sonra başkan yönetim istemiyorum. Tamam hocam. Bakın olay budur. Yanlıştır, doğrudur. Onu tartışmıyoruz, yargılamıyoruz. Ama bak, bu iyi midir, kötü müdür? Fikrimi sorun. İyi mi oldu, kötü? İyi oldu. Benim fikrim bu. İyi oldu. Neden iyi oldu biliyor musun? Ben Fatih Terimci değilim. Ben Mustafa Cengizci de değilim. Ben Galatasaraylı da değilim. Eğer benim şahsi fikrimi soruyorsan. Ama Galatasaray için iyi oldu. Neden iyi oldu? Öyle ya da böyle Galatasaray'ın kenetlenmeye ihtiyacı var. Tek sese ihtiyacı var. Yönetim bölünse, ki bölündü. Tribün bölünse, ki bölünüyordu az kaldı. İki maç evvel Fatih Terim'i çağırdıklarında Fatih Terim gitmedi. Fatih Terim'i çağırdılar, Fatih Terim gitmedi tribünlere. Şimdi Fatih Terim'e bağırıyorlar. Lehte konuşuyorum. Yönetimi çağırmıyorlar. Yönetime bağırmıyorlar. Yönetime tezahürat yapmıyorlar. Fatih Terim'e tezahürat yapıyorlar. Sağdaki takım kazanması gereken, yani şu anda günlük başarı için, günlük başarı, acil başarı Galatasaray nedir? Şampiyonluk mücadelesi değil mi? Hı hı. Acil kimin iyi olması lazım? Kimin önemli? Kim şu anda transfer yok. Takım bu değil mi? Fatih Terim değil mi önemli olan? Taraftar da zaten babasının oğlu diye Fatih Terim'e sahiplenmiyor. Galatasaray için sahipleniyor. Yani şu anda Fatih Terim'in başarılı olması Galatasaray'ı daha çok ilgilendiriyor yönetimdense. O yönetim ki uzun vadeli bir mevzu. Finansal değerler, rakamlar, mali tablolar, maaşların ödenebilmesi.
kulübün iyi yönetilmesi, doğru teknik adam, doğru futbolcu transferleri, altyapı bilmem ne falan bunlar, ama şu anda Kasım ayının mevzusu değil. Olan olmuş artık. Artık takım Fatih Terim'in elinde. Dolayısıyla taraftarın da derdi Fatih Terim. Onun için o tercihi yapıyorlar daha çok. Hocam bizi annenimi çok seviyorsun, babanı çok seviyorsun gibi seçme şeyle bırakma diyecek bir durumda değil. Onlar Galatasaray maçı kazansın diye, Galatasaray maçı ve kupayı kazansın diye kim onların işine yarıyorsa taraftar ona gider. Taraftar basit bakar olaya ve kısa vadeli bakar. Vaziyette budur. Ama Fatih Terim buralarda topa girdi. Fatih Terim bir kere ne yaptı biliyor musunuz son bir hafta içinde? Duruma hakim oldu. Şimdi duruma hakim olmak çok önemli. Önce duruma hakim olacaksın, sonra gerekeni yapacaksın. Ama gerekeni yapman için önce duruma hakim olman lazım. Fatih Terim tribünden sağdaki, soyunma odasındaki, antrenmandaki bütün dinamiklere son 6-7 gün içinde vakıf oldu. Şu anda Fatih Terim açısından benim kişisel kanaatim, bu kanaatim yani bu şu ana kadar bilgimi ve şeyimi söyledim size, ama şu anda benim hissiyatım, kanaatim bence Fatih Terim şu anda Galatasaray'da duruma hakim. Hangi oyuncularla yola devam edeceğini 3 aşağı 5 yukarı biliyor. Hangi formasyonla oynayacağını 3-5-2'ye dönüyor. Ömer Bayram'ı daha çok kullanacak. Adem Büyü daha çok kullanacak. Umut'u daha çok kullanacak. Ve öbürlerine bir göz daha verebilecek elinde kullanabileceği oyuncular olduğunu. Yani şimdi sen Seri'yi, Enzonzi'yi falan filan, Belanda'yı atıyorsun kenara, ama yerine birini koyamazsan o kenara attıkların seni yer. Onlara ayar verebilmen için senin elinde bir silahın olacak. O silahı var mı? Baktı ki varmış. Nedir? Feghouli. Aldı liderliği. Ömer Bayram. Topu cephanesi Fatih Terim'in, Ömer Bayram. Fatih Terim dedi ki, aa bir dakika dedi, benim varmış B planım. Tamam o zaman ben bunlara ayar verebilirim. Bunlara ayar verirken güçlü de kalabilirim. Yoksa eğer, çünkü onlara ayar verirken, onlara neşter vururken sen öbür tarafta operasyonu başarıyla yapamazsan o neşter vurdukların döner seni yer. Zaten yönetimde yemek için yer arıyor. Öyle mi? Dolayısıyla şimdi bence Galatasaray toparlanma sürecine girdi. Şampiyonlar Ligi stresini de attı. Orada bitti. Şampiyonlar Ligi'nde skandal mıkandal bitti ama geride kaldı. O hazmedildi yani. Artık geride kaldı o. Bıraktı geride. Önüne bakacak artık. Skandal mı kandal? Hiç olmazsa geride kaldı artık yani. O yük atıldı, yük. Kolu kesti çıktı Galatasaray. Şimdi artık lig var önünde. Güvenebileceği oyuncular da var. Üçlü savunmaya dönerim. Kalabalık orta saha yaparım. Çift forvet. Ha, şimdi bir başka problem çıktı. Kısa vade gene konuşuyoruz. Uzun vadede bu masanın halının altına savaş falan şimdi öyle oldu. Galatasaray kazanırken yönetim de susar çünkü. Fatih Terim güçlüyken çıkmaz Fatih Terim karşısına. Dolayısıyla ne yapacaklar? Şimdi bir kere iyiymiş araları gibi bir kere oyun oynayacaklar. Bizim zaten Fatih Özer'le hiçbir problemimiz olamaz. Bunları konuşanlar Galatasaray düşmanlarıdır diyecekler. Biz öyle değiliz. Alakası yok ama öyle demenin cazip olduğu günler. Şimdi öyle denecek. Biz de he diyeceğiz. Klasik. Biz bu oyunları çok gördük ya. Yani her kulüpte gördük bu arada yani. Onun için tiyatro oynanmaya devam edecek. Yeter ki Galatasaray sahada kazansın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yalnız orada başka bir problem ortaya çıkıyor. Yoksa ben Galatasaray'ı beğendim bu hafta sonu. Galatasaray iyi. Bu yeni haliyle, yeni oyuncularıyla, sahadakilerin inisiyatif aldıkları, sahadakilerin sorumluluğun bilincinde öyle vurdum duymaz falan değil. Karakter koyarak, sahaya karakter koyarak oynadıkları bir görüntü. Yoksa Gaziantep deplasmanı öyle kolay bir deplasman değil. Öyle gelip Galatasaray'ın yendiği gibi de içi boş olan bir takım gelip orada kazanamaz. Pozisyon bile bulamadı neredeyse Gaziantep. Evet, aynen öyle. Yani öyle şey. İçi boş takım. Öyle yani formasıyla oynayan kağıttan şeyler, kaplanlar gelip bu maçları kazanamazlar. Galatasaray kağıttan kaplan değil. Galatasaray içi boş takım değil. Bunu gösterdi. Ama bunu hangi oyuncularla gösterdi? Hangi karakterle gösterdi? Hangi oyun formasyonuyla gösterdi? Fatih Terim buralarda da bir çözüm buldu. Buradan yürür Fatih Terim. Ben sana söyleyeyim.
Ve o ayar verdikleri de bu sefer yola gelirler. Bakarlar ki Fatih Terim onlarsız yapabiliyor. O zaman onlar da canı cehenneme demezler. Tekrar o yapının içine girmeye çalışırlar. Bu da Galatasaray'a rekabet katar, güç katar ve Galatasaray ne olur toparlanır. Öyle de gözüküyor. Ama başka bir problem. Bir türlü söylemediğim o son cümle. Andone sakatlandı. Evet. Falcao yok ortada. Bugün ya da yarın İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Tedavisi burada devam edecekmiş. Yani zahmet olmasın. Hani yolu yani şey yapmayalım çok Falcao'yu da. Yormayalım. Yormayalım. Bir de hani başka bir planı varsa da çok da planlarını bozmayalım Falcao'nun, ama hani uğrarsa, yani yolun üstüyse uğrarsa iyi olur. Fatih Terim dedi ya, müsait olursa. Müsait olursa. Evet. Ilerler. Yani o noktaya geldi iş maalesef Falcao konusu. Andone de yok ve Galatasaray'ın oyununda ben sana söyleyeyim, şu toparlanma, bu oyuncuları tercihi ve 3-5-2 falan derken burada çift forvet oynaması gerekiyor Galatasaray'ın. Yani işte Babel'i de atıyor oraya. Adem'le Babel oynadı. Şimdi Adem'le Babel oynadı ama Adem'le Babel ileri ikili de ideal bir ikili değiller. Yani idareten tamam ama mutlaka çift forvete dönmesi lazım Galatasaray'ın şu yapıda. Ve Falcao'nun da Andone'nin de olmadığı bir Galatasaray'da çift forvet oynamak, tek bir forveti bile yokken Galatasaray'ın, gerçekten son derece zor. Bu sorunu aşmak, yani neden sıkıntı olur biliyor musun? İç sahada da dış sahada da gidersin atamazsın yani. O son pas, son vuruş yetersizliği, beceriksizliği Galatasaray'a zaten iki maçı kazanacağına berabere bitirsen geçmiş olsun. Yani bu zirve yarışı dediğin şey böyle bir şey. Kalan haftalar için konuşuyorum. Tabii devre arasına kadar yok Andone. Yani ikinci yarıda gelecek. Yani kısmi yırtık tespit edildiği söyleniyor. Bu ben sana söyleyeyim. 4-5 hafta içinde gelir. Devreyi kapattığı söyleniyor. Bugün MR'a girecek ve sonucu şimdi bugün mutlaka belirli. Ve mutlaka Falcao'nun dönmesi lazım. Yani Falcao oynayacaksa burada oynaması lazım. Yani çünkü Falcao'nun yanına ikinci adamı, Babel'i, Adem'i falan bir şey yapabilirsin, tamam mı? Ama hem Falcao hem Andone olmadan zor Galatasaray'ın işi. Onu söyleyeyim. O var yani. Onun dışında bence Beşiktaş'ta da Galatasaray'da da ciddi toparlama var. Bir şey daha ekleyeyim Barış abi reklamdan önce. Seçim konusu program başına da söylemiştim. Şimdi dün haberlerde de çıktı. Ben de kendi yakın çevremden gördüğüm kadarıyla mahkemeden, istinaf mahkemesinden karar dönmüş ve Galatasaray'da yakın zamanda bir seçim gündemde. Buna Mustafa Cengiz'in girip giremeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Şimdi ben bir kere lafı sonundan söyleyeyim. Galatasaray'da seçim olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Çünkü bu hukuki bir süreç. Çok hakim değilim hukuki sürece şu anda Galatasaray'da. Bilemiyorum ama netleştiğinde tabii arkadaşlar bütün süreci takip ediyorlar. Ajans Spor ve Radyo Spor olarak. Ben de arkadaşların çalışmalarından, istihbaratından öğreneceğim. Hep birlikte bunu yayınlarımızda Galatasaray'da yaşanan o süreci de değerlendiririz. Ama şunu söyleyeyim. Eğer bir seçim olacaksa yakın bir zamanda Galatasaray'da, Fatih Terim'in başkanlığı için erken. Bunu ben burada söylemiş olayım bugün bu tarihte. Neden söylediğimi, sen güldün ben bunu söyleyince, evet. Ama söylediğimin komik olmadığını, espri yapmadığımı önümüzdeki 2-3 sene içinde anlayacak herkes. Yani Barış o zaman söylemişti, Kasım'ın 2019'unda bu lafı etmişti, adam o lafı boşuna o gün etmemiş diyecek dediğimi insanlar anlayacaklar birkaç sene içinde. Yani ne kadar derin konuşuyorum ki lafımın değeri 3 sene sonra anlaşılıyor. Yani rahmetli Erdal İnönü gibi bir adamım ben de. Şaka bir tarafa evet, gerçekten Fatih Terim için erken başkanlık. Mustafa Cengiz aday olabiliyorsa aday olur. Aday olamıyorsa Mustafa Cengiz'e en yakın kimler var bakın. Oradan bir aday çıkar ama mutlaka karşıya aday çıkar. Galatasaray'da derin Galatasaray'la savaş başlıyor tekrar. Evet, devam ediyoruz Sabah Spor'una. Şimdi sıra geldi. Milyoner Günün kuponu aslında ama tabii... Şimdi Milyoner Günün kuponunda da farklı şeyler teklif edeceğiz, tavsiye edeceğiz. Hı hı. Yani Bitcoin, BTC Türk, Turusa yatırım, dolarkira.com ya da Turusa Investment girsinler, baksınlar. Türkiye'de ev alacaklarına, Amerika'da ev almanın ne kadar da cazip olduğunu görsünler. Milyoner Günün kuponunda da farklı bir durum yok. Orada da fırsatlar var. Orada da opsiyonlar var. Hı hı. Her şey ilk an göründüğü gibi değil. Şimdi bugün 25 liralık kupon yapalım mı? 25 liralık. Niye 25 Barış abi? Mesela. Lafın gelişi. Hı hı. Şimdi 25 liralık kupon bugün yapacaklarına, Milyoner Günün kuponu.
Ali Erim rahmetli rahmetli değil, bugün yok. verirdi Alman 2. liginden maç ama bence milyoner günün kuponunun 25 lirasını kenara koysunlar. Şimdi ligler oynandı. Milli takımlara gitti oyuncular. Evet. Milli takımlar bugün toplanıyor. Avrupa'nın her yerinde milli takımlar bugün toplanıyor. Dünya elemeleri de var. Afrika'da da öyle. Havaalanları çok aktif. Havaalanları aktif, tamam mı? Şimdi sen günün kuponunun peşinde düşük profilli liglerde mecbur değilsin. Sen mecburcu değilsin. Kontrat yapmadın her gün bahis yapacağına dair, iddia oynayacağına dair, kupon yapacağına dair. Onun için akıllı olmamız lazım. Bugünkü 25 lirayı koysunlar kenara. Oynadılar kuponu, kupon yattı. Ben söyleyeyim. Yarın bir 25 lira var. Yarın da aynı lafı edeceğim. Haberler olsun. Milyonerdeki 25 lirayı yarın da kenara koysunlar. 50 lira etti mi? Yattı bu yarındaki kuponda. Ama çarşamba günü, perşembe günü bakalım o gün. Geliyor, Avrupa elemeleri geliyor. Çarşamba da Barış abi çok bir şey yok. Afrika maçları var. 25 lira da orada koy kenara. 75 lira etti. Evet. Bak bunları oynayıp da atmasyon. Oynayıp kaybedeceğimize. Gel bu 25 liraları koyalım. Cuma'ya kadar 100 lira para yapar. Cuma 25 oynayacağına gene. Pazar, salı, çarşamba, perşembe kaybedip. Cuma yine 25 oynayacağına. Bunları oynamamaya disiplin etsinler kendilerini. Cuma günü 100 lira oynayalım. Perşembeden itibaren oynayabiliyoruz Barış abi. Sen nasıl dersen. Perşembeden şimdi, çünkü Türkiye'nin maçı da başlıyor. Türkiye'nin maçı da başlıyor. Dolayısıyla bak önümüzde şu da önemli bir disiplin abicim. Her gün bir şey söylemek zorunda değilsin. Söyleyecek bir lafın yoksa sus. Avrupa Şampiyonası elemeleri için takımlar o milli oyuncularını ülkelerine gönderiyorlarsa, ülke milli takımları toplanıyorsa biz de paraları toplayalım. Peşinden koşmaya gerek yok hiçbir şeyin. Gelecek. Yani organizasyon nereye gidiyor? Biz de oraya doğru konsantre olalım. Biz de bir pazar, salı, çarşamba gerekiyorsa bekleyelim. Ama ondan sonra 5 lira yerine 15 lira, 25 lirayla 100 lira olacak paran. Oraya oynayabileceğim paran. Anlatabiliyor muyum? Böyle bakmak lazım. Bu bir bahis kültürüdür. Bu bir iç disiplindir. Her gün her şeye oynamak zorunda olmadıklarını insanlar bilirlerse hem daha keyif alırlar, hem daha çok para kazanırlar, hem daha az kaybederler. Bu da zaten insanın keyif almasını doğrudan etkilemez. Herkes devamlı kaybettiği bir şeyden keyif alır mı? Yok. Kimseye yaramaz bu. Bahis şirketleri mesela işte bizdeki iddia zannediyor musunuz ki siz sürekli kaybedin ister? Sürekli kaybedip bıkıp lanet edip parası da kalmayıp mutsuz olup oynayamadıklarında uzun vadede bahis şirketi de müşteri bulamaz. İster ki müşterileri ayakta olsun, hayatta olsun, oynasın. Ciro olmayan bir sektör, ciro yapamayan bir sektör ne kadar karlı olursa olsun yok olmaya mahkumdur. Ciro esastır. Anlatabiliyor muyum? Hareket, üretim. Dolayısıyla ben böyle öneriyorum. Bugünkü milyoner kuponu farklı bir kupon ama böyle. Ben de o zaman şunu hatırlatayım reklama gitmeden. Milli takımımız perşembe günü dedik oynuyor. İzlanda'yı konuk edeceğiz. Saat 20'de başlayacak. Bu mücadele grupta Arnavutluk, Andorra ve Fransa, Moldova karşılaşmaları da var. O maçlarda 22.45'te yani şimdi bugün, başlayacak. Bugün ayın 11'i. 11 pazartesi bak. Karlsruhe Erzgebirge takımın Almanya 2. Lig maçını oynayacağına bugün. Yani gidip Karlsruhe'ye oynayacağını. FA Cup'ta bir maç var. Yarın kadınlarda Hollanda-Slovenya maçına oynayacağını. Ondan sonra çarşamba günü Flamengo-Vasco da Gama maçına, Brezilya'yı özellikle takip edenlere hariç diyorum. Ya da İspanya Kral Kupası önleme turunda Tolosa'ya oynayacağını. Takımların ismini bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben diyorum ki sana gel perşembe günü Türkiye oyna o zaman ya. Bütün bu paraları bir araya getirip. Daha doğru bir bahis olur, daha eğlenceli olur, daha bilinçli olur. Bunları da söylemek ve bunları da yapabilmek gerçekten ayrı bir irade ve ayrı bir know-how'dır. İddia oyuncuları için de bana göre, bana sorarsan başarı için vazgeçilmez bir disiplindir bu. Evet, son bölümdeyiz artık Sabah Sporu'nda. 9.35 saatlerimiz. Son bir dinleyicimiz şimdi. Telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. İzmir'den Naci ben. Bir satış şirketinde çalışıyorum. 37 yaşındayım. Keyifle dinliyorum her sabah sizi. Evet, buyurun Naci Bey. Biz de sizi dinliyoruz şimdi. Bugün Ali Bey yok galiba. Evet, bugün yok Ali abi. Ben bir Galatasaray taraftarıyım.
Az önce Galatasaray için Barış Bey'in söylediklerini dinledim. Evet. Yani ben Barış Bey'i bundan 14 yıl önce dinlediğimde diyordum ki çıktı Fener'le gene konuşuyor diyordum. Çok affedersiniz. Sonra yavaş yavaş yani dinleye O takım olgusu kalmadı değil mi? Kalmaması lazım. Aynen. Yani gerçekten de Barış abi seni gerçekten ben çok seviyorum. Sağ ol. Ben bir Galatasaraylıyım ama herhalde hayatımda en çok sevdiğim Fenerbahçeli sensin. Estağfurullah. Yani gerçekten bu işlerin içine ben de girdikten sonra hakikaten bu takımların birbirinden hiçbir farkı olmadığını, sonuçta takımını çok seven bir Galatasaray'la çok seven bir Fenerbahçeli'nin o kadar çok zannettiklerinden çok 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 daha fazla ortak noktaları olduğunu insan işin içine girince daha iyi anlıyor. Bu mikrofonun sorumluluğu da birleşince doğruları konuşmak benim size karşı değil sadece Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, sizin gibi takımını çok seven diğer taraflara karşı da sorumluluğum. Ben kalkıp da bugün bu noktada nasıl birini kayırarak konuşabilirim? Mümkün değil böyle bir şey yapmam. Yani. Şimdi benim size en çok merak ettiğim konu, ben de hep şunu söylüyorum kendime. Ya diyorum acaba Barış Bey şu duruşunu Fenerbahçe'ye başkan olduğu zaman veya olursa ileride bir gün acaba aynı şekilde koruyacak ve ilerleyecek mi? Yoksa hani Ali Koç gibi sisteme ayak uydurup düzene daha doğrusu o çarka girecek ve orada kaybolacak. Benden mi bahsediyorsunuz? Diye. Evet, sizden bahsediyorum. Bir kere yani teori olarak konuşuyorsunuz. Fantezi olsa evet, öyle evet, mi olurdu evet. Acaba diyorsunuz yani evet, benim evet. için. Çünkü benim öyle bir şeyim yok. Bana gel ol deseler olmam bu saatten sonra. Yok ben teori olarak ha, da oldu. Teori olsa vallahi bilmiyorum ama bilmek de istemiyorum. Çünkü neden bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum? Çünkü gerçekten sorduğunuz soru o kadar zor bir soru ki. Geldiğiniz pozisyonda sizin orada da sizi seçenlere karşı sorumluluğunuz var. Orada bir beklenti var. Bir yandan işi doğru yapmaya çalışıyorsunuz. Adaletli yapmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan o beklenti sizin sağınızdan solundan çekiştiriyor. Herkesin kendine göre haklı olduğu bozuk bir düzen var. Şimdi nasıl yapacaksınız? Anlatabiliyor muyum? O zaman tahmin ediyorum ki beni öyle bir pozisyona koysanız benim için de bir sürü şey söylersiniz. Ya bak öyle diyordu böyle yaptı. Böyle diyordu öyle yaptı. Ama bu benim kaypaklığımdan mıdır? Yoksa o sistemin içinde bir de şöyle bir şey var çünkü. Sistemle, düzenle, anlayışla, felsefeyle mücadele etmemiz gerektiğini söylüyoruz. Sonra içimizde çeliştiğimiz bir nokta. Bu sadece başkanlık teorisiyle, fantazisiyle değil. Bugün içinde bulunduğum benim durumla da izah edilebilecek bir şeydir. Ben de kendi içimde çelişiyorum. Nasıl çelişiyorum biliyor musunuz? Diyorum ki bu düzenle mücadele etmek lazım. Bu düzenin değişmesi lazım diyorum. Ama ondan sonra da diyorum ki düzenle mücadele etmek için düzenin içinde kalmak lazım. Düzenin içinde kalmadan, düzenin dışına çıkarak düzenle mücadele edemezsiniz. İyi de kardeşim sen düzenle mücadele etmeye başladığında düzen seni dışarı doğru itiyor zaten. Hem düzenin içinde kalman lazım düzeni değiştirmek için, hem de düzenle mücadele etmen lazım. Bu o kadar zor bir iş ki. Yani bu sadece bizim kulüpçülük dünyasında, spor dünyasında değil, siyasette değil, bütün dünyada. Yani o kadar ince bir şey ki bu. O kadar hassas bir denge. Onun için de bunun bir formülü yok. Ben gelirsem bunu böyle yaparım. Sabah 9'da kalkarım. Kahvaltıyı erken yaparım. Öğleni bilmem ne yaparım gibi böyle bir formülize edebileceğiniz bir şey değil bu. Ancak içinde yaşarken başınıza gelenlerle ve orada aldığınız kararlarla kendi kendine vücut bulan ve yaptığınızda kendinizle beraber izleyebileceğiniz bir şey bu. O yüzden de öngörülebilir bir şey değil. Sorunuzun cevabı yok. Yani gelsem nasıl olurum? Bilmiyorum ki gelip bakmam lazım. Ne yaptığıma bakmam lazım. Sonra siz de oturup kendimizi ekrana koyup kendimizi izleyip değerlendirmemiz lazım. Bak öyle diyordun Barış böyle yaptın. Evet vallahi öyle yapmışım dediğin gibi olmuş ama bunda bunun için böyle yaptım. O zaman bilmediğim bir şey var şöyle oldu. İyi de ama sen bilmem ne kadar önce radyoda öyle demiyordun. Evet doğru söylüyorsun demiyordum gücüm yetmedi bunu böyle yapmaya. Bunu böyle demeye de gücüm yetmedi. Burada dik durdum eğilmedim bak böyle oldu. Acaba öyle mi yapsak daha iyiydi falan. Yani bu aslında iyinin kötüyle mücadelesi insanın içinde de var. Bir sürü başka parametrelerle değişkenlerle bulunduğunuz pozisyonlarda o ince çizgi üzerinde hareket ediyorsunuz. Ama önemli olan şey bir iyi niyet, iki olabildiğince şeffaf
ve adaletli olmak. Hesap verilebilir bir yapıda olmak. Yani bence bugün Ali Koç veya bir başkası, Mustafa Cengiz ya da Ahmet Nur Çebi ya da Ahmet Ağoğlu, burada bence, ya da Nihat Özdemir, yani bunlar şu anda iktidarlarda oturan insanları sayıyorum. Çok işi karıştırmaya gerek yok. Şeffaf olsunlar. Adaletli olsunlar. Hesap verilebilirlik ilkesinden dışarı çıkmasınlar ve iyi niyetli olsunlar. Empati kursunlar. Sadece kendi pencereden değil, karşılarındakinin de nasıl hissettiğini, nasıl düşündüğünü, karşılarındakinin de önceliklerini gözeterek, onlara da hak vererek, onlar gibi de düşünerek, onlar gibi de onların da duygularına ve önceliklerine ve motivasyonlarına saygı duyarak, kısaca empati kurarak hareket etsinler. Bunları yaptıkları zaman zaten düzen değişiyor kendiliğinden, yani herkes bunu yaparsa ama. Anlatabiliyor muyum? Bu işte ne kadar olabiliyorsa. Bizim de anlatmaya çalıştığımız şey bu. Yapılması gerektiğini söylediğimiz şey bu. Ama insanlar ne kadar adaletliler, ne kadar şeffaflar, ne kadar iyi niyetliler. Buralarda problem var. Önceden kızıyordum. Şimdi bu söylediklerinden sonra ona da birazcık empati yapıp hak vermeye başladım. Yani inanın öyle. Ya kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. Ama çok söylerken ya bu mümkün değil, ütopik bir şeymiş diyecek bir şey de değil. Onu da öyle olmasın, öyle zannedilmesin, öyle düşünülmesini istemiyorum. Yani hem sistemin içinde kalıp sistemle nasıl mücadele edeceksiniz? Bu kendi içinde çelişen ütopik bir şey. Yani tavuk mu yumurta, yumurta mı tavuk hesabı, çözümsüz bir şeydir. Böyle gelmiş, böyle gider. Hayır, bu da doğru değil. İşte onun da formülü ne kadar söylenir? Diyorum size, şeffaf olun, adaletli olun, empati kurun, iyi niyetli olun. Sistemin içinde kalıp sistemi değiştirmeye başlarsınız. Yani sistem kendi içinde, illa yakarak, yıkarak, kırarak, dökerek, illa devrimle, illa ayaklanarak, illa ihtilalle değişmiyor her şey. Toplum kendi içinden farkındalığıyla, eğitimli oluşuyla, donanımlı oluşuyla, iyi niyetli oluşuyla, şeffaf, adil oluşuyla, toplum kendi içinden adeta vücudun kanseri kendi iyi hücrelerin kötü hücreleri yiyerek yenmesi gibi. Değil mi? Kanseri yenenler var, değil mi? Evet, İnsanlar var. Kanser, her kanser hastası ölmüyor. Kanserle mücadele ediyorlar. Kanserle mücadelede başarılı olanlar var. Her geçen gün tıbbın ilerlemesiyle kanserle mücadelede, farklı farklı kanser türleriyle mücadelede her gün iyiye doğru gidiliyor. Dolayısıyla sistemin de düzelmemesi için bir sebep yok. Sistemin içinde de kanserli hücreler var, bizim sistemimiz içinde. Bunlarla baş etmek, en azından bu kanserli hücrelerin beslenip güçlenmesini engelleyici, önleyici çözümler var yani. Bu çözümlerin peşinde koşmamız lazım. Radyocu olarak da, taraftar olarak da, yönetici olarak da, başkan olarak da, sporun bizzat içindeki aktörler olarak da bunun mücadelesini vermemiz lazım. Onun için benim başkan olmama da gerek yok bunların başarılması için ya da olabiliyor mu olamıyor mu anlamak için. Yok, sizin zihniyetinize sahip insanlar zaten başa geldiği zaman her şey sistem otomatikman kendi kendine... Valla sorarlarsa ben anlatırım yani. Danışırlarsa bilabeder ben bu danışmanlığı veririm kendilerine, ama herkesin aklı kendine yetiyor maalesef. Peki ya, teşekkür maalesef ediyoruz. Katıldığınız için, güzel sözleriniz için de, yakıştırmanız için de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Merak etmeyin, Galatasaray bir hafta öncesine göre çok daha iyi durumda. Ha, ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum ama daha iyi durumda. Evet, Naci Bey'le birlikte uğurlamış olduk. Barış abi yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Son bir haberle programı da ben noktalayayım. Program başında Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar her an ayrılabilir demiştim dün, çünkü bu yönde haberler çıkmıştı ama bu sabah basın sözcüsü Murat Sülü'nün DEHA'yı yaptığı bir açıklama gözüme çarptı. Şu anda sözleşmeli teknik direktörümüzdür diyor Bülent Korkmaz için. Murat Sülü'nün sözleşmesi devam ediyor ve görevinin başındadır. Yönetim kurulu toplantısı yarın yapılacakmış ve son haftalarda alınan kötü sonuçlar masaya yatırılacakmış. Bu yönetim kurulu toplantısında bunu da ek bilgi olarak vermiş olayım. Evet, Süper Lig'de 11. haftayı bitirdik. Artık milli mesai başlayacak. Perşembe günü saat 20'de İzlanda'yı konuk edeceğiz ve bugün de saat 14'te teknik direktör Şenol Güneş'in bir basın toplantısı olacak. Bu gelenek haline geldi Şenol Güneş'le birlikte. Milli araların ilk pazartesi günü kendisi saat 14'te bir basın toplantısı yapıyor. Bugün de yine
hat-trick saatinde bu basın toplantısı olacak. Biz de Radyo Spor olarak bu toplantıyı canlı olarak sizlere aktaracağız. Bunu söylemiş olalım. Ve programı da artık yavaş yavaş noktalayalım. Herkese teşekkür ediyoruz. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.